Başında ya. <gülüyor> <gülüyor> video olduğumuz için dediğim gibi rahat ol yani Aynen arada girer çıkarız yani evet Game of Thrones konuşmuştuk Big Bond'la yıllar önce 3 sene olmuş ee, aslında Westeros şey e, Orta Asya uzmanımız <laughs> Orta Doğu uzmanımız ee, kendisini Avustralya'dan e, House of the Dragon için tekrardan bu videoya davet ettim. Bu arada House of the Dragon'da demiyorlar. Neydi diyor? Hot D diyorlar. Böyle şey gibi. Hot çok thing. seksi bir kadın gibi olmuş dizinin adı da. E, güzel yani. Bence çok iyi başladı. Biz de e, bilmiyorum bölüm bölüm her hafta yaparız herhalde. Deneyeceğiz. En azından vakitlerimiz uyarsa yapmak istiyoruz. Bu diziyi de konuşacağız. E, ben biraz daha böyle şey gibiyim. de onu söyleyeyim. Videoyu izleyecekler için. Ben çok seviyorum e, Game of Thrones dünyasını. Dizinin son... 3.5-4 sezonu hariç e, kitaplara bayılıyorum ama ben daha böyle casual hani seviyoruz takip ediyoruz kafasındayım e, Mert ise hem sözlükte zaten e, kitabı kitapları diziyi yıllarca yazmıştı orada çok takip edilen Big Motnik ile takip edilen biri o bu işin uzmanı hani ben biraz daha böyle soracağım Mert bize anlatacak gibi olacak. Ben de aralara böyle abi George R. R. Martin bence şurada bunu eleştirmiş falan gibi boş muhabbetlerimi atacağım. Hoş geldin abi tekrar. Hoş bulduk abi. <laughs> Hayat en uzmanı olamadık bunun uzmanı olduk. <laughs> bu, bu, da bir şeydir abi. Bu da bir şeydir. Olabilir. <laughs> da bulamayan var. Bulamayan var. Aynen en azından komple uzmanı da olabilir. Ne? Öyle düşün. Gerçi komple uzmanı olsak şu an milyon izlenip belki de parayı kırıyor olabilirdik ya bir nevi komplozmanı ama Westeros dahilinde tutuyoruz komploları. <laughs> Çok girmiyoruz. Ha bir de şey yarısı yapayım. Ee, yine şimdi kesin soranlar olur. Spoiler olacak mı? Şöyle diziyle ilgili spoiler tabii ki olacak. Hem Game of Thrones dizisiyle ilgili hem de House of the Dragon dizisiyle ilgili. Eee Song of Ice and Fire kitapları yani Game of Thrones'u kapsayan kitaplarla ilgili de spoiler'lar olabilir ama Fire and Blood'la ilgili bir spoiler vermeyeceğiz. Ki zaten Fire and Blood Tamam, aslında girebiliriz. Sen istersen kitaptan Dizinin kitap de izlediğimiz yere kadar olanıyla ilgili spoiler olacak. Yani biz de ileride ne olacak gibi bir şey tabii, konuşmayacağız. Tabii tabii. Tabii Dizinin spoilerı izlediğimiz kadar olacak yani bölümler üzerinde. Fire and Blood da hiçbir bir kitap aslında. İstiyorsan oradan girelim. Yani Fire and Blood aslında evrenin içinde geçen bir tarih kitabı. bir master'ın yazdığı ve farklı kaynaklar kullanıp onların ağzından dinleyerek yazdığı bir kitap. Yani retconları paraya çevirme şeyi. George Martin'in. Ya da canım sıkıldı. Winds of Winter yazamıyorum. Ne yazayım ben oturayım tarihçi yazayım bari. İleri gidemiyorsak geri gidelim. <laughs> Muhabbetiyle yazdığı bir kitap. Um, i̇lk ya. bu iç savaş muhabbetini ilk bir dördüncü kitapta duyuyorduk. Hani Feast of Cross'da bir uh, Rhaenyra'nın adı geçiyor. Ama çok kısıtlı bir um, ne diyeyim hikaye. Böyle dallı budaklı değil. Sonra Rock Prince diye bir um, Damon Targaryen hakkında bir novella yazıyor. Orada dallandırıp budaklandırıyor. O tek kitaptı mı? Sonra... Evet. Şey, ha, okay. Tek Yani novella. Yani üç tane var onlardan şeyde. Ondan sonra bu The World of Ice and Fire'da biraz daha açıyor. Ondan sonra Fireblood'da coşuyor yani George Martin. O yüzden yine de Fireblood'da da sonuçta 250 sayfa bir hikaye yani. yani şey değil hani kitaptaki atıyorum 30 chapter'ın 10 tanesi plan'dır <laughs> herhalde. Yani şey olarak Ice um, Song of Ice and Fire gibi nakış gibi işlenmiş 25 tane karakterin mükemmel işte entrikalarını anlatan bir, bir olay şey yok. yok yani. Okay. Yani sonuçta hani Silmarillion gibi düşünülebilir. Çok fazla yılın, çok fazla karakterin hızla anlatıldığı yani ana iyi okumayan birisi için çok bir şey anlamı anlam ifade etmeyecek bir kitap. O yüzden HBO öbür kitapları mahvetti. Bunu da mahvedecek diye düşünenler <laughs> için çok fazla sıkıntı yapmana da gerek yok. Kitap zaten hani karakterler işlenmediği için bir ana yer. olayları değiştirmedikleri sürece mahvetme diye bir şey yok. Sadece kendi yorumlarını koyuyorlar. Um, Kitap bile kendi içinde anlaşamıyor zaten neyin ne olduğuna. Dediğin gibi bir sürü kaynak var. Hani iki tane ana kaynak var. O diyor böyle oldu, yok diyor öbürü. O öyle olmadı, sevişti onlar. Dünya tarihimiz <laughs> gibi şu anda tartışılan. <laughs> Aynen. Şey Östis geliyor, onlar savaştı diyor, Maşrum diyor, yok onlar aslında sevişti falan diyor. <laughs> ee, tabii George Martin kendisine açık kapı bırakmak istiyor orada. Hani hiçbir şeyi kesinleştirmeyerek ileride yazacağı şeyler de bir tutarsızlık olmasın diye. E şimdi burada şey vermiş oluyor tabii diziyi yapanlara kendi versiyonlarını anlatma şansı vermiş oluyor. Alan açıyor biraz Ama yani. ileride kitap içinde de o dizinin versiyonuydu. Benim versiyonum böyle diyebilirsin ki diyecek de yani <laughs> ana hikaye için. <laughs> Arya geldi öldürdü olmayacak. Tabii o ona... kendi versiyonu yazabilir yani. Onu sonda konuşacağız orası ilginç. Peki dizi bu arada şeyi söyleyeyim ben. Çok korkuyordu insanlar. Yani abi Game of Thrones zaten o kadar kötü bitti ki ya bakmayız falan herhalde gibi. Ben açıkçası çok heyecanlıydım ilk duyurulduğundan beri. Çünkü George R. R. Martin işin içinde olacağını çok vurguladılar. Hatta şu an pazarlamayı sen de görmüşsündür. George R. R. Martin'in açıklamaları üzerinden yapıyorlar. Ben işte 13 sezon izledim yapmadılar, D&D beni dinlemedi. Ben çok işte bilmem ne istedim, öyle olmadı hep böyle olmayanlar üzerinden George R. R. Martin isyanı üzerinden yapıp artık içinde bakın o da burada işte Ryan Condal da yine nerd bir kardeşimiz o da işin içinde. Hani hep oradan pazarlıyorlar. Bakın o versiyon okey kötü bitti ama şu an çok iyiz. Ben de bu yüzden çok gazdım. Çok da iyi başladı dizi. o yüzden hani korkan varsa olan ben buna bakayım mı bakmayayım mı çok korkmasın yani. <laughs> Basıp geçti. Yani çok... Game of Thrones'un başında da öyleydi aslında. Çok nerdlerin sözü geçiyordu e, hikayede. Evet. George Martin'in sözü geçiyordu. İnsanlar ondan korkuyorlar. Hani. Ama sonuç olarak Game of Thrones'un batmasının sebebi kitap materyalı kalmamasıydı elde. Aynen. <laughs> e, eğer George Martin yazsaydı Game of Thrones'da devam edebilirdi. O yazamadı. Senaristler uğraşmadılar. Hani yapımcılar biz bitireceğiz dediler. Çıktılar işin içinden. Bu hikayede öyle bir sorun yok yani. Bu hikaye tamam. Ama hikaye dediğim gibi çok süratli bir şekilde anlatılıyor. Asıl buradaki mesele batırmak değil. Kendi yorumunu buraya um, güzel bir yorum yapabilecek misin? Artı tarihçe şeklinde yazılan kitabı ilginç yapabilecek misin? Tabii. E, esas ha. sıkıntı o. Büyük challenge o gerçekten. Aslında Dümdüz yani materyal işte o, var elinde. Kaynak var. Lord of the Rings'te <laughs> de aynı muhabbet var. yani. Tamam Silmarillion'da tekst var ama hiçbir karakterin iç dünyasıyla ilgili hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yok. Nasıl düşünüyorlar, ne hissediyorlar. Onların hepsini Hollywood dolduracak. O her zaman için riskli bir şey. Eylem Burada var. George Martin'in olması yazarlar içerisinde avantajlı. Maalesef Tolkien gelip yazamıyor. Rings <laughs> of Power'ı. <Mavre. gülüyor> Zaten yazmazdı da rahmetli. <laughs> Kesin. Başkalarına satmaktan. <laughs> Ama George Martin hevesli bu işlere. Hemen Kitabı, normal kitabı bitirmek için de her şeye hevesli kendisi. <laughs> George R. ilginç bir şekilde yaşına rağmen çok bu dönemin insanı oldu ya. Yani bunu sırf para için mi yapıyor bilmiyorum ama çok da seviyor galiba. Hani kendi materyalinin her yerde konuşulması. Meşhur <laughs> olmayı çok sevdi evet. evet. Met, meşhur olmak çok hoşuna gitti. Kendini evet. bir Stanley olarak görüyor şu an. Bayıldı ona. Stanley biliyorsun iki şeyinden birisi. Um, ne diyeyim? Hero. Kahramanından birisi. Tolkien Stanley. Evet evet. Ama yani tabii Stanley... Yakında kameralara da başlar. Bir böyle duran amca şeklinde. Taş atıyor oradan. <laughs> ya şey yapıyorduk ki her Lord of the Rings'ten sonra Peter Jackson arıyorduk filmin içinde. Onun gibi olmasın. Ya tabii biraz Stanley'de şey var. E, her şey sahiplenme var. En azından George R. R. Martin gerçekten her şeyi kendi yazıyor yani en azından. <laughs> o biraz daha sahipleniyordu. Şimdi diziye geçelim. E, dizi e, Jaharis'in ...varisini seçmesiyle açılıyor. Benim en sevdiğim zaten konu George R. R. Martin'in... ...genel gözünün çok male gaze olmaması... ...ve kadınlar üzerinden aslında işi yürütmesi. Onların işte... ...ki dünya tarihinde de böyledir yani. Bir tek Hollanda'da yaşadığım memlekette... ...kadın kraliçe olduğunda bile tepki gösterilmiş. Wilhelmina işte geldiğinde... ...olmaz kardeşim kadın falan deyip... ...sonra İkinci Dünya Savaşı'nın... ...hirosu yapmışlar kadını... Olabiliyor yani dünya tarihinde de çok tartışılan bir şey bu. Burada da e, hep oradan girip e, biraz bu kader işte vahiy geldi bana erkek olacak falan bakışını kram bir e, yazar kendisi. Burada da Ceyaris yok kardeşim kadın olmaz erkek seçeceğiz deyip varis seçimini açıyor diziyi. Kadın meselesine geleceğim ilginç bir senin o yorumlaman ilginç bir şey getirdi aklıma <laughs> kadın olayını. Ee, tabii J. Harris'in bilmiyorum ne kadar tabii derinleşmesine inmek istiyoruz. Yani J. Harris, sonuç olarak dördüncü kralı e, Targaryen e, hanedanının. Aegon'dan Aenys, Maegor. Ondan sonra J. Harris. J. Harris. böyle bir 50 sene hükmediyor. Bizim kanuni tipinde bir eleman. <laughs> çok böyle kanun yapıyor işte çok dürüst işte çok herkesi birleştiriyor işte kiliseyle barış yapıyor her neyse Dorne'la barış yapıyor filan. Ama iki şeyi yapamıyor C. Harris. Bir, şu veraseti bir yaz, <laughs> bir kanunlaştır. <laughs> bir onu yapmıyor. Bir de kızlarıyla anlaşamıyor. Yani i̇ki tane şeyi var. Bir karısıyla da anlaşıyor aslında ama son yıllarında küs kalıyorlar. Ha, bu konu yüzünden hatta küs kalıyorlar. Evet. Um, aslında Ceheris'in karısı burada şey yapıyorlar. Viserys de bir name drop yapıyor. Benim grand, de, işte, um, grandmother öldükten beri um, King's çok bozuldu falan diyor. O da önemli bir karakter. Her neyse. Ceheris'in yapmadığı şey işte bu veraseti bir kanunlaştırmak. Hani çünkü Targaryen'ler geldiğinde Andallar var şeyde Westeros'ta. Andalların geleneği de işte o oğlana geçer. Um, oğlana geçer. Oğlan yoksa amcaya geçer. Hani kıza geçmiyor. Eğer um, ama bu şey değil. Hani böyle yazılmış kanun, bir kanun değil. Dorunda bir Daha tek farklı. Oluyor yani. oluyor yani. Herkes şöyle, ha Dorunda Royner olayı var. Herkes şöyle takılıyor. Kralın oğlu olunca herkes oh iş savaş çıkmayacak <gülüyor> 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 seviniyorlar. <gülüyor> İşte adamlar <laughs> <laughs> kimse bunda şey yapmayacak. Taht kavgası olmayacak. iyi olur ya, iyi olacak gibisinden. Durum o durumda yani. Sonra Ceheris'in iki tane oğlu var. O yüzden herkes zaten 13 tane Emine çocuğu var. Yani onların iki büyük oğlu ki onların daha büyüğü Rhaenys var. Hani bu dizideki bir karakter. Evet. Ama Rhaenys'i atlıyor. İşte iki oğlu var. Eamon um, ve Baelor. Onlar nasıl olsa tahtı devralacak diye hani herhalde kimse de şey yapmıyor, sorun etmiyor bunu. Zaten önce Aemon'u şey yapıyor, Prince of Dragonstone ilan ediyor işte varisim bu diye. O ölünce diğer oğlunu, yani Viserys'in babası Baelon'u um, varisi ilan ediyor. E, o da Apandis'ten ölüyor. <gülüyor> 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 um, Apandis'ten ölünce tabii iki tane oğlu ölünce diğer çocuklarında da hep ölüyor. Bir tane de en küçük oğlu var. O da Vey neydi o limanın adı? mıydı? Onu anlatılamıyorum. Um, neyse. Veygon, Veygon. Um, o da Meister. O da devralamıyor. Neyse. O ortada bir anda oğlan kalmıyor. Şimdi senin kadın şey yapman aslında George Martin'in e, hikayeyi nasıl yazdığının bir şeyi. E, üç katman var. Şimdi birinci katmanda yani senin gibi bir kere kitabı okuyup çok fazla nörde olmayan bu işin birisi için birinci katmanda gözüken kadın yani seksis bu herif. Kadına vermektense, kızına vermektense evet. işte oğlunun oğluna veriyor. bu arası da Reynes kızı değil. Şeyin kızı pardon. Eamon'un kızı. Torunu, şey torunun kızı nesi oluyor? Bunlar değil? çok karışacak şimdi. Ya, okay. Uf. torunu. Jared'in torunu. Aynen. Her neyse ama Aim'in ilk çocuğuna geçmesi gerektiği için Tat, ondan okay. sonra Aemon'un çocuğuna Anladım. geçmesi gerekiyor yani sonuç Anladım. olarak um, yani onun hakkı yani um, ilk oğluna geçecekse oğlunun ailesine geçmiş oluyor oğlunun ailesinde de ilk Rainis var. Her neyse dediğin gibi um, birinci katmanda bir seksizlik hikayesi varmış gibi duruyor. Ama aslında seksizmden daha şey var. ikinci katman var. i̇kinci katman siyasi. Ee, burada dizinin değiştirdiği bir şey var. Ceheris konsey topluyor ikinci oğlu öldükten sonra. Bu arada ikinci oğlu öldükten sonra Hand of the King Otto Hightower oluyor. Yani Ceheris zamanında Otto başlıyor göreve. Hı hı. O önemli bir ayrıntı. Onu da göstermiyor dizi. Ee, Otto Hightower ve de o oğlu Vagon'u da getiriyorlar işte bu Maestro olan oğlunu. Ona da soruyorlar hani ne yapalım diye. Yanında, ve siz bir konsey toplayın. Ceyaris de yanında durmuyor muydu ya? Sen duruyor dizide durmuyor muydu? Ne? Dizide konseyde Ceheris. Ha tamam okey. Yok o Hightower'ı şey... sanki yanında gösteriyordu böyle öncesinde de. Aa belki olabilir evet. Orasını evet. dikkat etmedi. Olabilir. olabilir. Hightower Ceheris zamanında başlıyor göreve. Her neyse. Um, ım... Bu konsey toplama muhabbeti aslında çok böyle gerekli olan bir şey değil yani kral istediğine barisi ilan edebilir hani çıkıp ben vizeresi ilan ettim dese kimse bir şey demeyecek ama konseyin olmasının sebebi high tower ve onun gibi statüyü düşünen lordların Lannister'lar bilmem neler Westeros'taki güçlü lordların tahtı Rhaenys'a vermek istemeyebilir ama Rhaenys kadın olduğu için değil bu. Rhaenys bir Corlys Velaryon'la evli. Hı hı. Ve de Corlys Velaryon Lannister ve Hightower'dan daha zengin ol olan birisi şu an. Yani aşağıdan gelip yaptığı seyahatler um, sayesinde. Ticarette kuvvetli bir en kardeşimiz. <laughs> Aynen en zengin lord haline geliyor. İkincisi Rhaenys güçlü bir karakter. Viserys zayıf. Viserys kitapta da daha da zayıf. Viserys kitapta bildiğin salak. Yani Ay, herkesin evet. gönlünü hoş tutmaya çalışan ama sen de olur gülüm. Tabii senin de Otto'cum. Sen ne istiyorsun canım? Böyle bir arkadaşın. <laughs> e şimdi ikinci kademe aslında siyasi kademe. Yani Westeros'ta gücü elde tutan lordların Rhaenys, Corlys gibi bir çifti tahta çıkarmak istememeleri. Çünkü o direkt power couple yani. Böyle hmm. oturup dedikodu yapıyorlar düşünün. Zaten onlar böyle hiç konuşmadan böyle direkt alın şey yaptılar dizide. Hani tam bir modern çift gibiler yani. Fazla şey değil hani ne diyeyim. işten dönünce böyle Corliss mutfakta dedikodu yapıyormuş gibi bir halleri var. Biraz şey House of Cards gibi aslında. Onlar da öyleydi. House of Cards izlediysen. Yani işte öyle. O, anlat bakalım. Yani. Small Council'da ne oldu Corliss deyip böyle Reynis'le böyle dedikodu yapıyorlarmış gibi. Her neyse o iki hani ikinci kademe siyasi mesele. Corlys ve Rhaenys'in tahta çıkmasını istemiyor yani Otto Hightower başta olmak üzere. Lannister neyse artık. Özellikle güneydeki lordlar. Kuzeydekilerin çok umurunda değil. Üçüncü kademede ki oraya girmeyeceğim. Daha komplo teorisi olan bölge Otto Hightower'ın arkasında ne var? Hmm. Çünkü Otto Hightower, Old Town hani. Onun memleketi Maesterler, evet. Ma ma ve de High uh, Septon. Yani hani High ve de Meister'ların stadeli memleketi. Yani Otto Hightower'ın kulağında Master'la High Septon konuşuyor. Hani onların Targaryenlere karşı olan bir, bir teori olan bir nefredi var. Hani orijinal kitaplarda Marvin denilen Ha. eleman ejderhaları kim yok etti sanıyorsun gibi bir cümle söylüyor hani maestralar yok etti hani komplo kurarak ki bunu konuşmuştuk çekti. galiba da Game of Thrones ya, dizisi, dizisi yani. hiç girmedi oraya <laughs> ama işte bu 3. kademe artık evet. buraya girmesen de olur 2. kademede bu iş aslında siyasi yani seksistlik evet yüzeyde öyle gözüküyor ama daha derin yani şeyde zaten dizinin bu sahneyle açılması e, onun arkasında daha ha, tarihi bir derinlik olduğunu göstermesi açısından güzel. Yani insanlar Aa, Lord of the Rings'teki işte Elnord Cansel'e benzemiş falan diyenler vardı. Ama aslında Lord of the Rings'te açılışında o direkt War of Last Alliance'i gösteriyor ya direkt Elfler uh -huh. Sauron'a karşı savaşıyorlar. Mesela orada direkt sana şey diyor yani bunun bir tarihi ağırlığı var bu olayın. Sadece bugünden ibaret bir şey değil bu yüzük meselesi Tabii. yüzlerce yıllık tarihi var ha burada da onu güzel yapıyorlar Hani bakın tarihi ağırlığı var bu olayın Hani sadece bugünden bugünün sorunu değil yani o açıdan ha. güzel başlamışlar ya aslında... ama bir şey daha söyleyeyim kitapta Ceheris konseyde bile değil kitapta evet. ceheris bu konsey olduğunda tamamen bunamış durumda Ha kafa hani, gidiyor onun okey. Yani artık konseyin alınma kararı bile Otto'nun aldığı bir karar büyük ihtimalle. Ha okey tamam. Ya aslında dediğine katılıyorum ee, ama bence George R. R. Martin belki de o birinci katmana da derinlik katmak için şey de ekliyor ya işte yazdan yine ben öyle okuyorum yani Dorne'a ekliyor. Dorne'da Nymeria işte onların o güçlü kadın savaşçısı oradan geliyor. Onlar onlarda daha böyle aslında güçle önemli ya konu yani güç Güç, zaten güç bir savaş. Aynen, aynen. Asıl önemli olan. Hani şöyle, George Martin tabii ki feminist şeyleri var. Ama bu hikaye bir kadın hakları eleştirisi değil. Çünkü kadın hakları eleştirisini orta çağ temasında yapmak saçma olur yani. Orta çağda Öyle. kadın hakkı olduğunu savunan birisi varsa <gülüyor> <gülüyor> yani yok yani. Yok eleş ha, eleş eleştiri, kadın eleştiri değil aslında. Daha, um, Hani o doğum sahnesinde olduğu gibi, Aynen. nasıl um, kendi hayatlarına dair kararları alamadıklarını, hani kimle evlenecek, ne zaman doğum yapacak, kaç çocuğum, yani öyle bir şey yok. Ama zaten konsept olarak onları gösteriyor tabii ki gerçekçilik bağlamında. Ama genel olarak bir kadın hakları eleştirisi olarak yazmıyor bunu. Ya, yani daha da... çok güç dediğim gibi hırs, güç eleştirisi ha. olarak yazıyor. Aynen, onu demek. Ya yani ona katılıyorum canım. Benim de derdim aslında eleştir demekti. George R. R. Martin'in durduğu yerden bakmak. Çünkü denge getirecekse sıfır şeyde yap, denge getirmeden de yapabilirdi bunu. Yani bu dümdüz vurup geçerdi. Biz de o zaman zaten 3. sınıf bir e, fantazi kitabı falan okur okumazdık muhtemelen. <laughs> Çünkü George R. R. Martin eleştiri getirmek yerine dediğin gibi hani bu güç dengesine bakıp ona göre devamlı e, hikayeyi genişletiyor çünkü diğer tarafta işte Arya'nın hikayesi de öyle burada da paralellikler var işte. Renira'yı konuşacağız onda da paralellikler var. Hep böyle yani göl, göl, e, aslında bu nerede vardı? Geçen Prey filmi çıktı ya Predator'ın. E, orada aslında şey buna güzel bir tema şey yapıyorlar. Yani güçsüz olanı görünmez yapıyorsun. Yani güçsüz olana kimse bakmıyor. Halbuki o güçleniyor bir anda. Belki burada senin şey tespitin o yüzden güzel işte. E, Reyna'nın güçlü olması ama bunu görünür kılmış. Belki görünür kılmazsa kend kend kendisi daha güçlü gidebilir yani. Reynis, <laughs> Corlys'le evlendiği için bir anda aynen. tehdit haline geliyor diğer lordlar Heh, işte, için. İşte kendini Corliss... belki, aynen, belli etmese belki güçlenip e, alabilir dolayı. Evet. <laughs> evet yani tabii ki seksizim var yani. Burada bir de şöyle bir sorun var. Ee, dediğim gibi Meister'lar hepsi old white men yani bunların bildiğin bugün bizim politikacılara benziyorlar yani kadın hakkında anlayacak son insanlar kendileri hatta bu kitabı yazarken bile e, Meister yazdığı için bunu tamam o kadın da atladılar ya ona vermediler falan diye yazıyor geçiyor yani onun altındaki politik şeyi yazma gereği durmuyor çünkü adamın kendisi zaten seksist e yani burada... her yerde var tabii canım şey. Bak bu dediğinde benim de aklıma şey getirdi. Ee, Senmasın aslında mesela Majesty arasında daha farklı bir karakter. İşte evlendi, çocuk yap ya yani çocuk yap. O, o yap iyice pro progresif şeyler. <laughs> Aynen. O tam böyle 2022 Majesty. <laughs> Zaten bu dizilerin en şeyi o yani. Araya yani orta çağ karakteri değil bunlar yani. Mesela Viserys'te konuşacağız. Viserys de modern karakter. Corlys hmm. ve um, şey. Rhaenys de direkt şeyden böyle HBO dramasından çıkmış bir çifte benziyor. Daha <laughs> hiç konuşmuş olmasalar da hani direkt hani orta çağ karakteri değil yani bunlar. Ama onu bir birleştiriyorlar olarak söylemiyorum yani modern Aynen. izleyiciye daha modern kendisini e, bulabileceği karakterler vermeye çalışıyorlar tabii ki. Yani tamamen orta çağdan çıkmış mallar falan böyle <gülüyor> cahil <gülüyor> herif, dinci falan <laughs> bütün dizi onlarla yaparsan hiçbir şeye benzemez yani evet, <laughs> sonuçta. Tamam. O da sıkıyor bir noktada. Peki buradan şeye geçeceğim. Şimdi CS konuştuk. Araya bir tek şey alacağım. Bunu çok uzun girmeyebiliriz. Dragon Pit'i görüyoruz. Ee, dragon Pit'teki benim elemanlar bilgimi çekti. Böyle <laughs> falan diye böyle dragon dürtüyorlar. Bunlar böyle daha görkemli abiler olması gerekmez miydi ya? Böyle biraz tırt geldi bana. Öyle görkemli abilerdi. Bunları birazcık bütçede kalmamış. <gülüyor> Bunlara <laughs> bunlar Dragon Arbor yapacak şey kalmamış. Bütün bütçeyi ejderha seciye döktük. <laughs> Siz monk olun monk. <laughs> çok, çok giydirmeyelim sizi şimdi uğraşmayın diye. Yani ufak tefek world building her güzel olmuş. Hani şey olarak da um, ne diyeyim. Um, ...ilk i̇lk o Rhaenys'in Rhaen Rhaenyra'nın uçarak geliyor işte Evet. King's Landing'in görüntüleri daha görkemli. Çünkü orijinaldeki herkeste bir romantiklik var aslında. Game of Thrones'un birinci sezonunu açıp izlesen Çok hiçbir şey, şey yok yani ortada yani. Çünkü bütçeleri beşte biriydi adamların. İlk sezonda hele düşünsene. Son, o bütçe son coştu. Taht bile sezonda... dandik oğlum. Taht bile dandik oğlum. <laughs> yani şey o zaten koskoca Red Keep var. İçeride sadece varis geziyor böyle. Başka kimse yok. <laughs> Red Keep'de hiç olmazsa burada biraz hayat vermişler Red Keep'e. Hani sadece baris dolaşıyor böyle. Açıyorsun baris. Ne yapıyorsun lan? Kapıyor öbür tarafı yine varis. Oğlum bitti. evet, sadece o var Duruyor içeride. <laughs> var. Her neyse şey var. Um, i̇şte o iniyorlar. İşte o bir, ne o Dragon Keepers. Onlar böyle daha bir ihtişamlı bir ordur aslında. Daha bir askeri bir order ama burada hmm. onlara bir şey kalmamış artık. Yani Dragon önemli değil. Dragon Glass'ları var ama onların. O, o da böyle bir world building. Eklemişler hmm. yani kitapta olmayan bir şey. Ee, güzel. Evet ekleyin. Hani eline zırh koydum. Onu verdim. Çok bir anlamı yok. Sana Dragon harlarsa. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi. iyi. <gülüyor> yani, <gülüyor> çok anlam önemli değil ne giydiğin yani. <laughs> Onlar nasıl tutuyorlar o dragonları böyle şey Jurassic Park'taki elemanın eliyle bütün raptorları durdurduğu gibi falan mı yapıyorlar bilmiyorum ama neyse. Onu anlatıyor mu normalde kitapta? Hani spoiler'sa söyleme tabii. Yok anlatılmıyor. Yok. Ya yani, yani, işte bestlayan insanlar var. Hani alıp böyle al koçlan ye falan diye atan bir adam var. <laughs> ama hani onun ne kadar hükmettiğini bilmiyoruz yani bu arada mesela Deni, onu beceremediği için e, dağlarda koyun kuzu yiyip milletin e, <laughs> ekmeğine mani <gülüyor> oluyordu. <gülüyor> yani Dragon Pit zaten yeni bir şey. Yani tam şimdi tarihini bilmiyorum da Megor yapıyor galiba Dragon Pit'i. Evet. Ya da hatta Ceheris bitiriyor galiba. Hani Peki. onun öncesinde Dragon bildiğin salıyorsun fark <laughs> ediyorsun, veriyorsun vale, kırıyorsun <laughs> <laughs> red <keep. gülüyor> ha vale de oradan geliyor, Valerian'dan geliyor, vale <laughs> Aynen Valerian vale. <Valerian. gülüyor> <laughs> Cebine 20 lira sıkıştırıyor orada böyle al koçum falan diye. Peki buradan buradan burada şeye geçtik. Ee, aslında önemli kısma başlıyoruz burada. Yani Corlys'in e, Triarchy hakkında kansla uyandı, uyardı bir sahneye geçiyoruz. Burada konuşmalar başlıyor. Bayağı herkes ciddi şöyle olacak, böyle olacak. Şurada ittifak var. Bizleri Sarı Çerkez ciddi. Aynen aynen. Bizleri siyah kardeşim dur falan falan. <laughs> <Boşak. gülüyor> Burası Ama biraz işte, burada çok info var gibi geldi bana. Yani Ya direkt böyle karakterleri çok fazla konuşturmadan nasıl anlatırız kişiliklerini şeyi var. Aynen. Ve işte Koris hakkında Koris böyle biraz daha bak orada bir ittifak oldu. Burada bir şeyler gelecek. Biraz böyle dikkat edin falan böyle uyarmaya başlıyor. Şey hoşuma gitti orada da ufak ufak dizinin hani detaylarının böyle diyaloglar. Çok sade diyaloglar içinde verilmesi güzel oluyor tabii. Ama o büyük ihtimal önemli bir şey olacak yani. Oradaki konflikt şey muhabbeti gelecek yani o türeye yakın. Um, için tabii ki o önemli. Çünkü Corliss de donanmanın başında. Hı hı. Bir de adada yaşıyor. Um, or yani Driftmark'ın şeyi hani onun eee um, Korsanların olması onun için önemli. Ee, sahnede direkt Corliss'in daha ciddi, daha hani o alkol almaması hani kapatıyor şeyini, evet. kadehini falan. Orada böyle ufak detaylar var. Hani Corliss'in daha ciddi işini bilen e, bir adam olduğunu direkt gözümüze koyuyorlar yani. E, zaten eleman da bayağı karizmatik bir arkadaş. Çok e, <laughs> o açıdan direkt Corliss böyle aha bu tehlikeli bir adam şeklinde geliyor. Viserys dediğin gibi o, koy koy onun yanlış tarafından bakıyorsun şaka falan yapıyor böyle. <laughs> Büyük ihtimal o şaka göt deliği şakası bu arada. Yanlış tarafından bakıyor dediği. <laughs> ee, hani kitaptaki Viserys'e daha uygun. Şimdi evet. karakteri aslında çok zor burada Yani e, Perry Constantin, Constantine, neyse adam Constantine değil de. Constantine. Neyse adamın adı. Constantine. O böyle evet. Hı -hı. O vizerisi daha ciddi, daha Um, güçlü bir karakter yapması zararı var belli ki. Ama bir yandan da acı çok güçlü yapma sonuçta bu adam bir sürü hata yapacak. Um, demesi de lazım birisinin ona. Hani <laughs> çünkü iş savaş çıkaracak herif yani sonuç olarak. Hani um, yönetici bastıyor. Bütün yapmış. dizinin şeyi Bizeres'in yaptığı hatalarla başlıyor. Yani Ceheristan itibaren geliyor da. Orada bir de bu toplar var canceled'da. Onu da eklemişler mesela topu koyuyor falan. Direkt ritüel e, eklemişler. O Güzel yani Normalde. böyle o, o yok da, böyle bir şey. Da, okay, güzel. Ritüel koymak istediklerini söylemişler. Bir açıdan da şey oluyor hani birisi toplantıda olmadığı zaman o mesela Damon yokken e, onun şeyi boş e, topu boş kalıyor. falan her neyse. E, evet yani ilk Biraz Şeyden... şey gibi olmuştu. Erkekler taş aşağını masaya koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Birisini koyun artık falan diye. <laughs> yine boş. Masada olmasa... Ben, ben birisini kaybettim savaşta. Koymayayım <laughs> artık. <laughs> <laughs> bir kafa olmuş. Evet güzel. Yani işte bu aslında vizeris karakteri bir de Otto Hightower'ı da görüyoruz tabii ki. Hemen kral hani Corlys konuşurken Tamam kral yeterince dinledi seni falan gibisinden bir şey söylüyor. Orada da hani direkt Corliss Otto um, gerilimi var. Artı Corliss'in hani kralın adına konuşması hani be orada Kulağın yavaş fısırdı. yavaş şey yapıyorlar hani. Bak Otto aslında burayı asıl yöneten kişi şeyi veriliyor. Yani genel olarak güzel. Small Council'da direkt şey var yani, yani bilmeyenler için um, um, Beesbury var. Um, Master of Coin. Um, Lyman Beesbury. Uh -huh. Um, burada Grandmaster farklı aslında Vizeres'in şey ilk başında ama burada hepsini Melos'a e, Melos mu Melos'a birleştirmişler. Onun dışında da bir de Lionel Strong var. O o da Master of Laws. Lionel Strong önemli bir karakter. Çok fazla um, göremedik hani şeyini güçlü bir hani güçlü derken strong derken çok <laughs> akıllı bir herif aslında. Master'lık eğitimi falan da almış bir adam. Çok fazla görmüyoruz onu. Onlar peki um, detaylanacak ama... herhalde ileride. Çok konuşmadılar şeyde yani. Çok yürümdüler. yani um, hepsinin bir hikayesi var um, şey olarak. Ne diyeyim? Rol oynuyorlar. Um, ya kendileri ya aileleri. Okey. Um, ileride büyük ihtimal daha fazla göreceğiz yani. yani çok yani... Zaten bu dizinin iyi yaptığı bir şey ilk bölümde çok fazla açmadılar. Sadece Viserys, Daemon, Otto, Rhaenyra. Corlys bile ya da Rhaenys bile fazla gözükmedi. Çünkü daha birinci bölümden 20 tane karakteri atsaydı üzerine sana büyük ihtimal insanlar bu ne lan deyip kaçarlardı. Mi? Herkes mindfuck o yüzden... olurdu. <laughs> yani orada zaten tarihçenin tarihçenin dizisinin yapılmasının şeyi o yani dizi başlıyor. 30 tane karakter var. Hepsini birden biraz Game of Thrones'da mesela insanlar birinci sezonun sonuna kadar kimin kum olduğunu bilmiyorlardı yani. Daha ilk şey de Robert'ın Winterfell'e gittiği sahnede. Tabii, kimse hem Lannister'lar hem Stark'lar hem bilmem neler. <laughs> Telef oldu insanlar. Oğlum bunlar kim? <laughs> Kaç tane çocuğu var lan bunun? <laughs> <laughs> burada o hatayı hata değildi o da hani burada daha da güzel, değerli toplu tutuyorlar. Ya güzel orijin kuruyor bu arada. Yani e, Marvel kafası orijin gibi beklemeyin yani. <laughs> Marvel kafası orijin değil de daha Yap. detaylı orijin bu. 3-4 sezon çekmek istiyorlar bu diziyi bu arada. Yani daha vakit var diğer karakterlerin. Evet. Bence kesin George şey, R. R. Martin bu dizi bitince çıkarır 6. kitabı da gazıyla. O satışları <laughs> patlatıyorum şimdi falan diye. <laughs> çıkarır Bu dizi bitince çıkarır. Başka diziye başlar. O şimdiden. Tabi. Altı tane proje peşinde koşuyor. Her yani. ne? Arada oyun oyunda yazdı yani. <laughs> Gerçi orada daha lord danışmanı gibiydi ama. Hitap olmasın da ne olursa olsun. Adam procrastinate için. Evet. ya <laughs> Evi falan temizliyor her gün artık. George artık bırak silme ya o yerleri falan diyor. Yok yok temizleyelim biz. Evet ya biz böyle ödeme başlamadan önce yapılan gereksiz şeyler değil mi böyle? Aynen procrastination adamı. <laughs> oğlum perdeleri yıkayayım ben. Falan diyor. Böyle, Oğlum yazsana şunu ya. <laughs> oğlum o bana video yaparken çok oluyor. Tam video oturacağım dur bir dişimi fırçalayayım falan diyor. <laughs> Ağzım kokmasın videoda. Ya. <laughs> <laughs> Parfüm falan sıkıyor. <laughs> Adam 10 senedir 11. Um, senesi oldu 5. kitabın. 11 senedir prokastını edemiyor. Neyse evet. <laughs> kısmet. Sonra Damon. Demon aslında. Ya bu arada karakter isimleri çok şey. Demon lan işte falan diye isim geliyor o zaman. Damon geliyor. Damon. Ee, Valerian Steel bir kolyeyi e, böyle biraz erotik bir sahneyle e, Renira'ya takıyor. Creepy <laughs> <laughs> Uncle. Aynen. <laughs> Biraz <gülüyor> creepy. Ee, ve burada ilk kez Damon'ı Matt Smith'i görüyoruz. Matt Smith de bence güzel olmuş öyle. Ben bayağı sevdim. Tabi ben Doctor Who izlemeyen biriyim. Hani çok beni çeken bir dizi olmadı. Doctor Who izleyenlere çok tuhaf gelmiş. Oğlum adamı böyle görmek ya falan. Telefon şey falan çıkıyor adam gidiyor. gidiyor. binin binin Peki bu sahne Aa, Damon... önemi ne? Ne diyorsun bu sahne için? Bu sahnenin bir önemi var. Spoiler olduğu için orayı söyle söylemeyeceğim. Tamam. Um, creepy Uncle kısmı biraz foreshadowing. Um, okay. Bu arada ben iki sene önce falan yazdım bir enterde Damon Targaryen'i iyi kastederlerse um, kastederlerse derken o, ne demek öyle kast? Casting. <laughs> Her neyse. Um, Oberyn Martell gibi bütün sezonu sürekleyebileceğini söylemiştim. Harbiden de olacak yani. Damon sağlam olmuş. Evet. hani zaten büyük ihtimal en fazla parayı da ona harcadılar ee, şey olarak bütçe olarak hani aktörler içerisinde um, Damon'ı direkt tahta oturtarak hani direkt bana Jamie Lannister şeyi yaptı böyle hani odaya giriyor tahta birisi oturuyor hmm. Damon olduğunu tahmin ediyorsun tabi de um, direkt Jamie Lannister um, şeyi referansı gibiydi Jamie'yi de ilk gördüğümüzde pardon ilk değil King's Landing'de eee um, Ned Stark buluyordu ya tahtta otururken. Evet. Um, o direkt oradan başlıyor. Hani genel olarak um, daha far farklı sahneleri de konuşacağız ama çok Damon'ın karakterini sahneye vermek için um, bayağı uğraşmışlar. Hani um, daha böyle volatile olan hani çok fazla uçlarda yaşayan bir arkadaşımız. Bir de şey hissettim um, ben orada. Doğru mu sence bu ama bilmiyorum. Yani çok rahat oturuyor ya. Şimdi bunlar tahtta otururken aha abi götüme battı ay elimi kestim falan. Aynen aynen. Paşam böyle oturmuş. <laughs> evet aslında Damon'un tabii bir de şeyi var. Um, ne diyeyim? Fazla hatta dizide de söylenen hani Maegor'a benzediği hani hmm. Aegon'un Aegon the Conqueror'ın iki um, şeyi arasında oğlu Aenys zayıf olan Meygon sonra o gelip ondan ondan o öldükten sonra tahta darbe yapıyor falan. Um, i̇şte hani bu daha böyle Ruthless King olacak şeyi havası da var. Senin dediğin gibi tahta oturması çünkü aynı şekilde Viserys'in de yaralandığını falan da gösteriyorlar aynı evet. um, şeyde. Yani sürekli kesildiğini gösteriyorlar. O, o, öyle bir şey var evet. Yani Viserys'in tahta oturamadığı ve Daemon'un rahat oturduğu. Um, zaten burada benim eleştirdiğim konulardan birisi mesela Damon'ın King's Landing'in e, sokaklarında kasaplık yaptığı sahne biraz fazla abartı bir sahneydi. Çok, yani çok bir şeriat sahnesiydi lan o Aynen. Onu yapıyor gerçi o tip şeyleri kitapta da hani bir gecede çıkıp böyle yüzlerce kişiyi kestiği falan gibi bir sahne yok. Hani işte şey yapanları sakat bırakmayı sever gibisinden bir cümle geçiyor yani. Yani kanunsuzları. Ama işte şeyi dengelemeye çalışıyorlar. Yani Damon'ı çok karizmatik yaparlarsa herkes Damon'ın evet. peşinden gidecek. Ya da bütün seyirci Damon kral olsun. Ya kral bu çocuk olsun falan diye şey yapacaklar. Onu biraz da deli yanında göstermek için biraz daha overkill olsa da böyle bir sahne var. Aynı şeyi Otto Hightower'da da görüyoruz. Yani birazcık abartı olsa da yapmak zorundalar. Çünkü Otto'nun da belli bir o yanını göster. Damon'da da öyle bir şey var. Burada Creepy Uncle biraz foreshadowing. Um, Rhaenyra ile olan bir ilişkisi var. Hatta kendisinin çükü kalkmadığında daha sonra <gülüyor> um, <gülüyor> evet, sevgilisi gelip sarışın, bir maiden getireyim mi falan diye şey yapıyor. Evet. Yani orada bir hint var yani. Damon'ın çükünün neyi kaldırdığı hinti. Um, <laughs> Diğerde o kadına yani, da da misery bu arada. Mystery, misery, misery falan gibi böyle. Hani böyle Lady çok arada misery. bir kelime. <laughs> Karada bir kelime yine karakterin <laughs> adı. <gülüyor> yani o da böyle bir Melisandre şeyleri ne diyeyim referansları. Evet. Hani çok aslında kitapta baya önemli rol oynuyor. Ee, bilmiyorum burada ne kadar yaşayacaklar misery açısından ama Damon'ın ilk şeyi güzel yani gösterilişi güzel. Hani Jamie ile benzer bir yerden başlıyor karakter olarak hani piç. <laughs> İkisi de öyle başlıyorlar. Evet, hani tahta oturmak demek hani ben piçim demek hani bu how dare you hani diğer bizim Kingsguard eleman görünce a bu herif tahta oturuyor vay başımıza gelenler gibisinden bir tepki veriyor. Hatta şey dengesi o güzel de yani, güzel yani, Şey oldu. Ee, sen şimdi deyince tekrar biraz daha düşünün ben de. Bir yani normal şeyde e, kapışmada e, gidip böyle üç kağıtla milleti indiriyor. Sonra dayak yiyor zaten koldan. Ama böyle sokakta ha, evet. kendi adamlarıyla çıkınca tut bakayım onu çat kafasını keseyim onu tut çat kolunu aldım falan. Hani böyle karakterin evet işte bir yandan iktidarsızlığı var bir yandan böyle vizeriste viseri, tuhaf bir ilişkisi var. Hani onu böyle yok etmeye çalışıyor gibi de değil böyle. Duy beni yani kardeşim ikili, falan gibi. Böyle biraz tuhaf yani bir karakter. Çok, yani birçok şey yapmaya çalışmışlar dediğin gibi. Hem güçlü yanlarını hem zayıf yanlarını bir anda bir bölümde göstermeye çalışıyorlar. Hani dediğim gibi eleştiri olarak söylemiyorum. Hani iktidarsızlık sahnesi saçma yani. Ne an, a, bir, HBO yani direkt. Ya bu sevişemiyor filan. E, <laughs> tamam güzel. Eyvallah. Kafası dolu işte. Onun kafası dolu. Oradan <laughs> bağlı. Çok mı? stres oldu. Anxiety var. modern karakter bunlar. Um, ha bir de şey var. Yani mesela cenaze sahnesinde de daha babacan hani evet. R gidip git babana ha, şey filan diyor. Orada biraz daha yumuşak halini de gösteriyorlar yumuşak hali gösteriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yumuşak halinde gösteriyorlar. Mersi şaka yapıyorlarmış. <laughs> Her neyse. Bir de götünü de gösterdiler Sağlık. olun. Matt götünü de evet. görmüş olduk. Oldu. Yani, işte ama ilk bölüm açısından güzel herhalde büyük ihtimal birçok insanda da Team Damon olacak herhalde şeyde böyle. Yani, Damon geçsin şey diyen çok olacak yani tahta. Bu... Bu arada ben göz e, sahneleri için şeye de okeyim ya. E, şimdi bana yine gelirlerdi kesin kesin. ve Sinan falan diye şey. Hep kadın götü görüyoruz ama bol bol. Biraz da erkek götü görsün kadınlar ya da geyler ne bileyim. Fark yani görmek değil. istiyorsan gör abicim. Aç evet. Kendine götüne bak. Yani <laughs> gerek yok. Kimsenin götünü görmek istemiyoruz. Ha bu arada dizi, diziyi çeken aa, yapımcıları bunu sordular. Gereksiz seks sahnesi var mı diye. Yok dediler. İlk bölümde orji falan gördük ama neyse artık. <laughs> Hani illa ki o arka plana nerede yapalım bunu ha, hocam bu sahneyi genel eve koyalım ki arka planda <laughs> kötü olsun diye şey yaptılar. O kadar olur. olur. Ama yani, Game of Thrones'ta çok gereksiz seks sahnesi vardı. Bir de George Martin'i suçluyorlardı onun için. George Martin ulan bende bu kadar seks yok diyordu yani herif. <laughs> ya birebir seks okey evet ama orada hani ben şeyi fena bulmadım hani. Evet seks okey. Üçlü dörtlü olunca kadar. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Taktik olarak ya orji sahnesi şey kafası için iyi yani bu adamlar işte bunu istiyor ekibini kurmuş. Kapattım ben burayı. Aynen onlara şey tabiler zaten onları nasıl bağladığını göstermek için falan değil ya yani Damon'ın aslında kendi tebaası üzerine etkisini göstermek için güzel hep Osmanlı falan da öyledir ya. Yani isyan edenlere ne verilir? E, i̇syan etmesinler diye ne verilir? Işte. e tabi bir herif et ettiğinde Demişim tamam abi ilk gün ilk gün orcu açık. ikinci gün ama kapatıyoruz falan gibidir ya. Yani, Gold Clocks'un <laughs> Gol dayımına bağlı olması da bir önem taşıyacak yani tabii Heh, ki. Işte. Hani onun adamları çünkü şehirden dayımını kovdun. Hani sonuçta e, 2000 tane adam kaldı orada. Hani dayımına şey yapan e, ne diyeyim tabi olan. Tapan demeyeyim de hani şey olarak gören. Lideri gören bir um, grup var. Orada. Lideri gören. 2000 kişiyi bıraktın orada. Şeyde de hani normal orijinal dizide de um, Ned Stark Gold tutuklayın dediğinde Gold onu, onu, tutukluyordu yani. Evet. Kimin ona hükmettiği önemli. Um, şehrin içindeki orduya kimin hükmettiği her zaman için stratejik bir şey yani. Ya bunu Colt bu <laughs> onu ona vermesi olması Daha da trajik bir şey yani. Ya uzak dursun. E onun kavgasını da veriyorlar bu arada sonra. Sen dedin evet, bana öyleydi. Bir... Aynen. Aynen. Dur oraya geçmeden araya bir bir sahne daha var. Ee, Aslı sen bunu önemli belirttin biz videodan önce konuşurken. Renir ile Edison sahnesi. Ee, bunlar iki arkadaşlar. Edison e, Otto Hightower'ın kızı. Böyle biraz daha şey gibiler işte. Biz de bu ortamda iki yoldaş olduk. E, ama Böyle bir bir tık böyle bir orada da bir erotizm. <laughs> bir, tık, <laughs> Aynen. bir tık erotizm var işin içinde. <laughs> bir yakınlaşma hissetiyorum gibi. Renira'nın um, burada birazcık şeyi var galce. Hani um, eee şuraya Renira'ya geçmeden önce hani bu sahne evet güzel olmuş. Bu ekleme. E yani çünkü dizide pardon, kitapta aralarında bir 10 yaş var. Eee um, Burada ikisinin yaşı Rhaenyra büyümüş, e, Alicent ya, küçülmüş. Ortada birleşmişler gibi bir durum var. E, bu arkadaşlık tanıyorlar birbirlerini. Tabii ki aynı şeyde oldukları için. Kitapta da. Ama böyle bir kanka olma durumları yok e, yapta. E, bu güzel olmuş. Çünkü ileride yaşanacak e, sorunlarda dramayı daha dramayı arttıracak. Evet. E, ikisi arasında geçen dramayı hani arkadaş başlıyor olmaları. İlginç olan burada e, daha vesayetle bilmem neyle ilgili konuşurken hani sen kralın varisi olmalısın falan falan derken Rhaenyra'nın yok ya benim onunla işim olmaz. Ben bineceğim ejderhaya e, Arya Stark'ın gittiği yere gideceğim falan ha, diyor böyle. Naimerya i̇şte, hayranı zaten o da. <laughs> aynen Arya e, şeyi var burada. Arya da öyleydi ya işte o Sansa o prenses olmak isteyen ben öyle değilim diye. Um, orada bir karakter şeyi var. Uh, kitapta yok Rhaenyra'nın böyle hı hı. daha aryamsı bir karakter olduğu. Burada yine karakterin altını dolduruyorlar. Um, güzel. Evet, Rhaenyra bence iyi başladı. Asıl problem Rhaenyra ile ilgili hani şimdi bu spoiler yapmadan şunu söyleyeyim. Yani bu iş savaş olduğu için ...çok fazla hata yapılıyor. <laughs> i̇şte savaş dediğin hata yani. <laughs> tabii, um, tabii. Hani böyle... ...Whites'lara karşı... ...Others'lara karşı savaşta... ...bu taraf hero'lar, bu taraf... ...canavarlar gibi bir şey değil. Yani ayrı... yarısı ...öbür yarısıyla savaştığı için... ...böyle karakterleri... ...Renira, mesela Viserys'in... ...iyisini kötüsünü, Daemon'in iyisini kötüsünü... ...falan gördük ama... ...Renira biraz... ...fazla şey kaldı... Akıllı, iyi. Evet. Çok hani, daha... Şeyini görmedik daha Ama büyük sonra. ihtimal... E, spoiler yapmadan büyük ihtimal bir sonraki bölümde ya da şeyde yavaş yavaş görebiliriz. Zenira'nın da aslında mükemmel olmadığına dair şeyi. Burada bu, biraz fazla... Bu bölümde mi direkt dediğim... 10 sene atacak? Galiba büyük haline geçeceğiz. Yoksa birkaç bölüm ha, büyük sonra... Büyük haline geçeceğiz ama ne zaman geçeceğiz bilmiyorum. Ha, ha, okay. Büyük ihtimal çok fazla ne yani tam Be olarak çok beklemeyeceğiz gibi hissettim ben onu. <laughs> ya büyük haline geçip tekrar geri, geri, ileri de yapabilirler hani. Ha o da olabilir doğru. Flash bak falan da yapabilirler genç haline. Um, ama Renera daha böyle tek yönlü bir karakter olmamalı yani. Daha um, gri olmalı. Hani siyah beyaz Peki Anlamalı. şeye ne diyorsun? Genelde e, mesela burada sanki biraz daha vurgulamış gibi. Arya da öyle. Hani daha mantıklıydı. Bunlar genelde tarih. Yani yazılı metni okuyup, kadınlar yazılı metni okuyup, hayal kurup gaza geliyorlar. Erkekler aman abi bana bir vahiy geldi. Bir şeyler oldu falan gibi evet. biraz. <laughs> Kadınlara gelen vahiy de var. Rhaenys. <laughs> şey pardon. Um, Targaryen'ların Valeria'yı terk etmesi bir kadına gelen rüyadan ha, evet. dolayı oluyor. Hani um, bu şeyde okudukları kitabın um, Roynar işte Nymeria olması e, orada dünyanın en cheesy şakası da var yani. Kitabı <laughs> yırtıp evet. um, kitaptan bir sayfayı veriyor ya hani uh -huh. take a page out of um, Nymeria's book hani İngilizce'de böyle bir kalıp vardır ya. Take a page uh -huh. out of someone's book hani ondan öğren gibisinden bir kalıptır ya direkt böyle yırtıyor <laughs> adam deyimi gerçek yapıyor bu şey gibi hani arabanın şey... plakasını aldım, mı aldım falan gibi bir şey çökücüğümü yani. ya, <laughs> <Şarkıcım> aldım <laughs> um, hani Nymeria orada tesadüf değil um, Nymeria işte doğruna kadın haklarını ya da kadın eşitliğini getiren kişi hı hı. Um, tabii ki orada hem biraz world building var hem de um, bak R Rhaenyra sen örnek al ya da onu örnek aldığını gösteren bir şey var. Arya da Nymeria'yı örnek alıyordu çünkü Arya'nın kurtunun adı Nymeria. Evet, tabi. Yani arada öyle Değil bir oldu. şey de var. <laughs> Kurdun adını veriyordu. Sonra hatta o ba yani bağımsız kalıyordu. Sonra geri dönüyordu falan filan. Ee... Hatta Arya kurduna var olup ölecek. Neyse. <laughs> bir teori <laughs> Keşke. Oradan şeye geldik zaten. Ee, e, geldik. Vizeris'in peki bu çocuk aşkı nedir abi? Yani kadın doğuracaksın. işte ben gördüm erkek olacak falan. Aslında bu gerçekten çok sert. Yani bu başlangıcından sonuna kadar. E, ilk bölümün en etkileyici. Ki bak böyle böyle bir sahneyi en etkileyici kısma koymaları çok iyi bir tercih. Yani işte Damon milleti kesti. Ejderhalar gördük işte bir hikayeler döndü falan ama en etkileyici sahne yine bir kadının doğum sahnesi oldu Viserys'in. Bana erkek çocuk lazım doğuracaksın gazından dolayı. Şimdi burada Viserys'in ilk o banyodaki konuşması Emma banyo yaparkenki konuşması aslında Viserys'in daha böyle modern bir karakter. Hani kızına karısına bağlı ev evine düşkün erkek hani daha modern bir karakter başlangıcından ortaçağ karakterine dönüşünü görüyoruz bir anda. Evet. Oğlan vereceksin bana lan <laughs> diyen. Gördüm. Hani ben. beş tane düşük yaptım. Altıncıyı deneyeceğiz devam. <laughs> Ki e, bunun da şeyi var yani tarihi e, örneği var kitapta. Zaten burası biraz oradan alınmış. Ha şey zaten MR'in de düşük yapıyor iki tane mi üç tane mi? Burada beşe mi çıkarmışlar? Tam sayıyı bilmiyorum Hı -hı. da. O da biraz yani, drama artmış. Bir yanda hani karısını ya da kızını e, görüş şeyi bir yanda karısını bana oğlan verecek olan makine şeklinde gördüğünü görüyoruz Viserys'in. E, birazcık o modern karakter şablonuna aykırı burada. Çünkü orta çağdaki krallar daha çok bu tipteler yani. Oğlan var bana hani karısıyla öyle ilişkisi olsun yok işte şey yapsın Konuşalım gel bir şey yapalım. Yok, hiç öyle bir şey. şarap içelim falan. Öyle bir şey yani. Sen yap bana yapabildiğin kadar çocuk. Sen öldün mü öbürüne getir öbürü yapsın. Hani böyle. Bak bir orada adamlar. da en, en sağlıklı biraz... çift yine kolis çifti ha. Yani Ya Onlar direkt modern zaten. Evet. Abi. Yani bizim çift bizden modern onlar yani. Bizim Aynen. çiftlerden. <laughs> <laughs> Her neyse. Şeyde Viserys'in Tabii bu şeyi karakterine aslında bu biraz da dark side kısmını bir şeye bağlamışlar kehanete. Hani bizleriz aslında mantıklı bir şey yani. Vizaris iyi bir adam olarak işleniyor. İyi bir adamın böyle obsesif olmasını neden? Çünkü o da bir rüya gördü işte. Hı, hı. Rüyamda çocuğumu işte oğlum doğuyordu işte e, kaderci biraz başkanım. da Başka ne? <laughs> İşte oğlunun doğduğunu söylüyor. Bu arada George Martin'in kehanetle oynama muhabbetini de hemen orada bir anda görüyoruz. İşte oğlum işte doğuyor, tahta oturuyor. İşte atların, kılıçların, kalkanların sesini duydum. İşte ejderhalar hep beraber çanlar çalıyordu. Ejderhalar hep birlikte kükredi. Bu söylediklerin hepsi oluyor aslında ama başka bir şekilde Ama o kafasındaki gibi olmuyor. Yani bunu biz çok gördük şeyde, ana hikayede de kehanet doğru çıkıyor ama senin beklediğin gibi doğru çıkmıyor. Hani oğlu oluyor ama bir gün yaşıyor hani. Kehanet sana bunu söylemiyor ya da tahta çıkan birisini görüyorsun ama hani onun hangi belki kızını gördün? Hani hmm. belki Rooney'ydi. Sen onu oğlum olarak oğla saplandığı için oğlum olarak yorumladın ya da işte çanlar çalıyor dedin. Evet karının cenazesi için çalıyordu çanlar. Evet. Ya da ejderhalar <laughs> kükredi dediğin karını yakmak için kükredi ki ben onu daha çok all the dragons roared together mı öyle bir şey diyor. Onu ben iç savaşın çıkışı olarak yorumladım. Çünkü bütün ejderhaların bir anda kükrediği. Daha mantıklı. Ee, evet ya artık e, ejderha tanımı zaten orada bunu destekliyor bu arada. Daha mantıklı bir bakış bence. De. Yani işte orada güzel bir şey var. hani Viserys karakteri iyi bir insan ama yine de kehanet tarafından kör edilmiş. Tamamen o oğlana odaklanmış. Aynı şekilde Rhaegar Targaryen'ın orijinalde işte The Prince That Was Promised'e odaklanması muhabbeti varsa onu konuşuruz. Hani o da oğlan olması lazım, üç tane olması lazım diye saplanan bir arkadaşımızdı. O yüzden karısını bırakıp Lyanna Stark'a gidiyordu. Hani iyi bir adam olmasına rağmen karısını bırakıp Lyanna Stark'la çocuk yapıyordu mesela. O, i̇şte orada da aynı şey var. Kehanete saplanmış durumda. Bizler işte de biraz ona paralel. Um, Karısı artık daha fazla çocuk yapmayalım diyor. Ona bile hani tamam yapmayalım demiyor yani. Demiyor. Deneriz bakarız. Dediğim sonra... gibi <laughs> yani, bunun geçmişte Alisa Valeron işte Rogar Baratheon um, çifti var. Onlar da 40'lı -40 yaşlarına kadar Alisa um, Valeron çocuk yapıyor. Artık um, bir noktada Rogar Baratheon'a gidiyor diyor ki işte ben sana 7-8 tane çocuk yaptım artık Bırak bu işleri git. Başkasıyla yat diyor. O galiba yok yok yapmaya devam. Hadi yap, bittiği yere kadar yapacağız bunu falan diyor. Sonra son çocuk da ölüyor. Hani karısı. Hatta bu Sezaryen sahnesi oradan alma. Ha onu buraya Kitapta taşımışlar. Okey. Sezaryen şeyi geçmiyor. Sadece öldüğü söyleniyor. Yani onu çok güzel bir şekilde taşımışlar yani. Bravo tebrik ederim. Yani ben dediğim <laughs> gibi benim um, Red Wedding'den ya da Ned Stark'ın e, idamından falan daha fazla etkiledi sahne. Ama yani büyük ihtimal böyle bir şeyin olacağını tahmin etmediğim için de olmuş olabilir. Çünkü e, Red Wedding'i ya da öbürküleri biliyordu. Ha, yani kitabı olacağını. okuyanlar biliyordu o dönem. aynı. Ama tabii ki ilginç bir şey yani. Sonuçta e, e, erkek vahşetine çok alışkınız. Hani kafalar kopuyor, işte şeyler gidiyor, bütün dizilerde hiç bizi etkilemiyor artık. Onun şeysi olmuş. Kadına yapılan vahşetin bir anda oraya konması herkesi rahatsız etti. O da ilginç bir şey. Yani kadınların um, gerçeği bu yani. <gülüyor> Öyle <gülüyor> Sonuçta. Um, orada zaten uh, hala bunu yaşıyorlar bu arada. <laughs> i̇şte. Ya umarım böyle yapılmıyordur da ama tabii ki dünyanın geç şey olmamış yerlerinde hala vardır büyük ihtimal bu, Tabii. bu. tip şeyler. Zaten burada önemli olan Viseres'in e, doğum sahnesinde artık konuşuyoruz ama geçtim ben orada. Viseres'in bu arada şeyden sonra tam net değildi Viseres'in ne karar verdiği burada. Hani ama mesterlar bu ölecek Emmer'in, yerde ölecek. Yani çocuğu kurtarmaya çalışalım mı diye soruyorlar yoksa çocuğumu mı seç diye sormuyorlar. Hani dizelerin yaptığı seçim öldürün kadını çıkarın çocuğu değil. Bu kadın ölecek. Sezaryen deneyelim mi diye soruyor. zaten evet ee, biraz orada şey kelime oyunu oluyor. Aslında. O kadar da o kadar da monster değil yani bizeres. Ama asıl mesele burada dizeres'in yapıyı olması tabii ki kararı. Hani MR'ına kimse sormuyor. Tabii. Ölmek istiyor musun diye. <laughs> hani sorsalar bile büyük ihtimal MR'ın büyük ihtimal evet kurtarın çocuğumu der de hani. Oradaki çaresizliği Ama çok iyi işte. Orada asıl şoking olan evet. Asıl şok şey orada. Onun haberinde olmaması. Ya da bizleriz karar alıp. Ama işte bu kadınların bedenlerinin bugün bile Amerika'da kürtaj tartışıyorlar. Evet, kadınların evet. bedenlerinin kararını başkaları veriyor. Aynen direkt alegori yaptıklarını söylemiyorum ama yani direkt bugün tartışılan bir konu yani kadının bedenine dair bir kararı erkeğe soruyorlar. soruyorlar. Ya kesin lan falan diyor. Hani ona böyle bir <laughs> bir haber verelim mi kadına kesmeden önce öldürmeden önce onu bile yapmıyorlar yani. Gerek yok kardeşim. O yüzden orayı mükemmel işlemişler adamlar zaten fokus grupları bilmemleri bile dökmüşler yani insanlar ağlamış kaçmış yapmış. <laughs> HBO HBO'nun şeyleri patronları da çok etkilenmiş ama ellememişler hani sahneyi. O açıdan tabii ki burada support de aldığı e, turnuva sahnesinin de paralel koyma evet. kararı var. E, o çok tam iyi olarak değil sindirmiş değilim sahne emin değilim. E, televizyonculuk açısından çok iyi evet. E, büyük ihtimal Emmy falan da kazanır o konuda. E, directing ya da editing neyse yaptık. Ama tema olarak tam emin değilim açıkçası. turnuvayla doğumun eş tutulmasını. Hani orada turnuva derken tabii ki bir savaş onun verdiği savaş ve onun verdiği savaşı işlemeye çalışıyor ama turnuva sonuçta yalan bir şey yani. Hani Öyle yani turnuva, orada... turnuvala da bir karakter ya yani şey gibi oluyor biraz ben öyle istiyorum bu turnuvalarda yap şeyde de işte Game of Thrones'ta da vardı biraz For Shadowing de var tabi ama dediğin alegori ya da yan anlatım için de orada da bir sonuçta hepsi işte maskesini çıkar şey tam, kaskını çıkartıyor. Karakteri görüyoruz. Kazanan aslında orada bir şans kazanıyor. Yani bir doğum gibi aslında arasında kol diye bir karakter çıktı bir anda. Ben baktım hani çok hakim değildim. Hiç alakasız biri. Yani soylu değil bir şey değil değil mi? O herifin yani bildiğimiz en azından dizide gördüğümüz yani işte... bir özelliği yok yani. Ama bir, bir anda bir yok. erkek girdi diziye yani. <laughs> o olacak ileride ama hı hı. Um, şu an, yani ilk başlangıcında yok. Zaten hani Jaime'nin uh, orada kaybediyor olması hani bir Targaryen'ın bir varisi um, ne diyeyim? Ölüyor. Baylor ölürken <laughs> diğeri dayak yiyor işte. Hani sanki biraz daha onun foruşada bir benzeri var. Hani evet. Targaryen varislerinin birinin ölüyor olması, birinin yeniliyor olması belki işte Targaryen'ların. Zaten turnuva ya da biraz şey, şey yaparsak hani turnuvanın o kadar vahşi olması birazcık şeye de bağlı hani e, iki şeyi gösteriyorlar sanırım orada bir çünkü bunu çok fazla eleştiren insan okudum öyle turnuva mı olur lan orada fake kılıç olması lazım herif Dark Sister'la geliyor lan plan diye doğru hani turnuvaya Dark Sister'la çıkarsan yani o hiç Lord oraya çocuğunu koymaz Tabii. Stark, bir bilmem ne kaç kişiyi öldürdün anasını satayım Hightower'ın Suratını patlattın ne yaptın hani Şeyde öyle de Haunt araya giriyordu Game of Thrones'da Haunt araya ha, giriyordu Evet hatta. aynen um, Robert durduruyordu zaten evet. um, In the name of your king stop this madness Diyordu vay be Bobby B. Rahmetli çok sevindim <gülüyor> <gülüyor> um, İşte şey hani böyle turnuva olmaz O açıdan Doğru o hani böyle bir turnuva olursa Hiçbir Lord çocuğunu o turnuvaya koymaz Zaten ulan varisler bu kadar kıymetli olduğu bir şey istiyoruz. Bütün varisler orada birbirini kesiyor. Artı sen Damon'ın hile yapmasından falan bahsettin. Evet. evet. o Damon karakterini de gösteriyor. Kazanmak için her şeyi yapar. Damon onu yapar. Kimse de Damon'a sen ne yapıyorsun diyemez. Çünkü yani kralın <laughs> kardeşiyim lan. Hani. <gülüyor> Akıllı. <laughs> mekan mekan me 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 benim abimin abi falan <laughs> um, istediğini yapıyor. Orada bir e, göstermek istedikleri e, şey var. Viserys'in yeterince otoriter olmadığı, Viserys'e olan saygının da olmadığı anlamı var. Çünkü hani Viserys diyor burada, biz istediğimizi yapıyoruz lan. Kesiyorum, Daemon'a vuruyorum, ondan sonra bilmem ne yapıyorum, o var. Bir de barış Diyar'ın barış olduğu söyleniyor ya ceheris Harris Targaryen, 50 senesi boyunca evet. üstüne 10 senede bizleriz. Aslında barış yok Diyar'da. Alttan alta kaynayan bir şey var. Herkes birbirini öldürmeye çalışıyor ilk fırsatta. Onu da vermeye çalışıyorlar. Evet, evet turnuvanın böyle olması saçma. Ama ya bir amacı var yani. Verilen evet. Mesaj, yani artık dizinin bir saat içerisinde o kadar çok vermesi gereken mesaj var ki. Hani turnuva turnuva gibi olsun gençler fake kılıç kullanın patlayan şey lens kullanın filan <laughs> Ka kavga edin lan savaşın deniyor çünkü sen gidip ıı, kralın kardeşine Kristen kolun yaptığı gibi vursan seni oradan Crossbow'la indirirler zaten e, sniper'lar. Hani ha, Vize ha, zaten yaşatmazlar yani. Şu dediğin de doğru. Vizelis o kadar etkisiz ki yani şey bile diyememiş orada. Kılıçlar olmasın falan da diyememiş. Aslı oradan da güçleniyor anlatım. Adam biraz. Dark Sister'la çıktı abi. <laughs> Adam Valerian Steel kılıcı getirdi. Bu arada kitapta bu kolun Damon'ın yenmesi var. Evet. Ama öldüresiye savaşmıyorlar. Yani normal turnuva şey içerisinde yeniyor. Herhalde o da Cole karakterini biraz güçlendirmek için yani affediyor gibi bir yere getiriyor sanki. Böyle ya da işte pesetten falan gibi bir yere getiriyor ya konuyu biraz. Ha yani arkadan bir vuruyor gerçi Damon'a. Um, yani o da minik bir götliği indirmeleri gerekiyordu aslında. <laughs> minik bir götliği var orada da evet. Aynen sniper'la. <laughs> Ama işte vurup... şey güç kerkinme savaşıyor biraz böyle. Yani kim üstte çıkacak biraz şey savaşı yani. Yani Crimson Cole'u um, ileride daha fazla da göreceğiz. Um, bu arada Dornish değil adam. <gülüyor> <gülüyor> Storm's Dent'ten. Dornish Marches'la yakın bir yerden geliyor. Hani Dornish Marches ama Dorn'da değil. Her neyse. He, o kadarına girmeyeyim. Bu arada kaskı çıkartınca hiç... aa bu Dornish lan filan demeleri de ilginç. Çünkü adam evet. bildiğin yakışıklı filan. Bildi o kadar bak. Hani Dornish böyle... durmuyordu yani. Esmer filan değildi işte. O Berin falan gördük biz yani. Hayır o kadarını geç. Yani... Kristen Cole önemli bir karakter. Hani ileride daha fazla göreceğiz. Hı hı. Um, bir fazla şey olmaması da doğru yani. Bir neyin çocuğu böyle bir sıra sıradan biri gibi şey yapıyor. Ya sıradan birisi evet. Aynen. Bir soylu değil evet. Onun altına ha. ama şey eklerlerse çok güzel olmayabilir İşte Ya aslında o birinin oğluydu ama piçti falan gibi böyle şeyler eklenmez umarım diye hissettim. Çünkü o da o döngü de biraz yoruyor bence. Yok de. onu eklemezler. <laughs> Abi, ben Dornish yapmaları bilmiyorum bu kadar derin düşündüler mi şimdi. Eskiden de Game of Thrones'ta da çok kredi veriyordum bu adamlara. <gülüyor> Acaba <gülüyor> böyle mi düşündüler lan filan diye. Sonra hayır düşünmemişler. <laughs> Hiç düşünmüyorlardı. Kristen Cole'u Dorn yapmaları şöyle bir şey olabilir. Ve de Kristen Cole'un direkt Daemon'a saldıracak cüreti göstermesi. Bu olaylar sırasında Dorn Seven Kingdoms'ın yedi şeyin bir parçası değil. Dorn bağımsız şu anda. Ha doğru. Ha, Targaryenlere sorarsan Seven Kingdoms. Onlar Çin'in Çin'in Tayvan'ı gördüğü gibi. <gülüyor> <gülüyor> Orası bizim eyaleti ya. Ben diye bakıyorlar. Ama Dorn'u şu anda şey yapmış değiller yani. Daha bir evli senesi daha var Dorn'un Seven Kingdoms'ın parçası olmasına. Okay. Kristen Cole'u Dorn iş yaparak onu işliyor olabilirler. Bu herif siklemiyor <laughs> Daimon'u çünkü bu adam Seven Kings'in par parçası değil. Ha, okey, güzel. Direkt, um, Umarım düşünmüşlerdir bunu. <laughs> Benim aklıma o geldi. Evet, doğru olduğu için adam sal sallamıyor Daimon'u falan diye düşündüm. Um, ama bilmiyorum. Hani ileride göreceğiz. Uh, güzel. böyle, böyle olursa düşündüler. mantıklı olur. Peki oradan da e, tabii High Tower'ın göttüğünü görmeye başlıyoruz. Bak mesela işte Damon'un götünü gördük. Burada da götlüğü görüyoruz. <laughs> Hightower'ı direkt. Aman Hightower'ın götünü görmeyelim ya. Yani. <laughs> kızım, kızım gel bakayım bir falan gibi böyle biraz Tywin Lannister tadında böyle. Ee, gerçi ben çok hissetmedim. Genel yorumlarda Tywin Lannister gibi diyorlar ama Tywin Lannister çok çok ağır adam oğlum yani. Sen adam... Tywin hasta, hastasısan da o yüzden hissetmiyorsun. <laughs> evet, biraz evet, sevdiğim için böyle. Sen kafanda büyüttün, o idolize ettin. <laughs> i̇dolize ettim ben. <laughs> Hayranıyım falan. Diye. E, ama ama Hightower'da böyle direkt e, kızını çağırıp hadi bakalım bir kralı ananın elbiselerini giy falan diye bir de böyle artık bak o o da böyle bir, böyle şey yapıyor sen. Ne diyorsun oğlum? O kadar, oha falan diye <laughs> böyle bir şey gibi böyle erkek damarını kal. Ne oluyordum Babayım ben baba falan sinirden Böyle sinirlenesi geliyor. <laughs> <laughs> Hightower sallamadı pek. Evet ya. Um, evet evet Hightower dediğim gibi Aynı Damien'in kasaplık yapması gibi Hightower'ın da biraz abartı iki sahnesi vardı. Birincisi e, daha Emma Arryn'in kraliçenin e, dumanı sönmeden e, konseyi toplayıp bir varis seçmemiz gerekiyor falan Hani sabahı bekleyemedin mi be? Yuh. <laughs> bir, i̇ki dakika <laughs> ben dur bu lan. Bu gece mi seçeceğiz <laughs> lan bunu? Vizelisi deliriyor böyle orada. Aynen. E, o vardı hani herif daha Viserys kafasını toplamadan ben buna manipüle edeyim bir şey seçtireyim harekete çekiyordu. Abartı dediğim hani biraz karakteri çok fazla bilmeden hani direkt kırıslı bir şekilde ortaya çıkmasını görüyoruz yani karakterin çok fazla arka planını bilmiyoruz yani mesela Littlefinger'da de bu tip karakterler ya da Tywin vardı ama onların hep arka planını okumuştuk hmm. onlar bir hareket çektiğinde o daha fazla şey yapabiliyorduk hani, hani evet Little Finger böyle yaptı çünkü böyle böyle olmuştu falan diye. Bu High Tower biraz böyle Kapalı bilmeyenler kıtı. için biraz abartı oldu. Bir o konseyi topluyor, iki kızına git bakalım kralın bir isteği vermemiş bir ve sor demesi de biraz abartı oldu ama şeyi onun hırslı ve de içten pazarlıklı birisi olduğunu anlatma şeyi açısından etkiliydi yani hemen iki saniyeyle Ooh, bu bu eski dedirttiler yani. Hatta Hightower'la Damon'ın sürekli birbirlerine projection etmeleri çok komedi ya. <laughs> birbirlerine um hakaret ediyorlar ama her ikisinin hakareti de aslında kendisi. Bu herif çok hırslı falan diyor. Evet. Bu herif çok hızlı. hani o onu hırslı diyor. Ulan sen de hırslısın. Spider-Man var ya hani böyle ikisi birbirine gösteriyor. <laughs> Aynen. Abi, bu herif ikinci çocuk bu falan diyor. E Damon sen kaçın çocuksun arkadaşım? <laughs> i̇kinci çocuk bu, bu bir şey yapmaz falan diyor. Sürekli projection var. Bu çok tehlikeli adam. Bu çok tehlikeli adam. İkisi birbirine e, laf söylüyorlar. Her neyse Hightower daha en başta anlattığım gibi uzun, long game oynayan bir arkadaşımız. Yani uzun süredir Viserys'i manipüle ediyor. Hatta ondan önce ceherisi yaşlanmışken e, manipüle ediyor. E, Alicent'in şöyle bir farklılığı var kitapta. Alicent daha e, 20'li, 24-25 yaşında falan ceherisin son yıllarında... E, Otto Hightower geldiği zaman Hand of the King olarak Red Keeper Alisent Jehaerys'in bir bakıcılığı gibi bir şeyi üstleniyor. Onun odasına gidip yaşlandığı, zaten bunadığı yıllarda hmm. kitap okuyor ona. İşte burada da zaten kitabı gösteriyorlar. İşte um, bakıcılığını yapıyor. Orada daha em um, Hightower'ın daha o noktadan öncesi ceheris'in yakınına sokması başlıyor yani daha böyle burada başlamıyor. yani büyük ihtimal high tower yaptı bunu denmiyor ama biz tahmin ediyoruz ki kendi kızını getirerek hani o zaman 15 yaşında olan kızını ya, bir her sen baktır şey yaparak hani high tower'ını yaptığını düşün düşünüyorsun yani. onun son yıllarında hatta Ceheris o kadar bunuyor ki artık Alicent'i kendi kızı zannetmeye falan başlıyor. <laughs> o öldükten sonra da bizler ise yakın devam ediyor Alicent. Yani burada başlamıyor olay kitapta. Daha geçmişi var ama burada tabii Alicent'ın yaşını küçülttükleri için o başlangıcı da buraya çekmişler. Biraz da o hayta yani Otto'nun onu yollaması ile başlıyormuş gibi olmuş. Yani dizi açısından mantıklı. Hatta kitabın kaynaklarından birisi olan soytarı Mushroom'un Mushroom. Um, hem hem Vizeris'le um, seviştiğini um, söylediği de. şey de var kitapta. Ama Mushroom'a sorarsan herkes sevişiyor yani. Sen, <laughs> ben sevişmişiz, herkes sevişmiş. <gülüyor> herkes <gülüyor> <olurdu>. <gülüyor> Onun kaynaklar öyle. Yani. Vizeris herkesi sevişiyor. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> mükemmel bir tarih anlatıcı ne oldu abi işte evet. o adam, Otto Hightower'la Hightower Corliss işte falan diye böyle <laughs> o yüzden hani onun ne kadar güvenilir olduğunu bilmiyoruz ama en azından bir yakınlaşma var burada da o yakınlaşma şu an başlıyor ben Tabii şeyden ki... de bir kıllandım ya evet. şey Hightower böyle kızını da hemen cecik şey yapınca oğlum, yani anan da i̇şte öldü biraz abartı oldu şeyden kıllandım annen de öldü falan hani bu kız annesini gördü Gördümü görmedim de belirsiz oldu bu şey gibi hissediyorum. Ulan bu başkasının kızı mı lan falan böyle araya mı <laughs> bu bunu sahiplendi mi bir şey mi oldu yine oğlum? Yine mi kendi kızı? Direkt hani çok şey değil hani ehm Tywin'in Cersei'yi Robert'la evlendirmesi ne gördük. Yani çok bunun çok örneği var yani. Hatta var, evet. bir herhangi bir kralın çocuğu 16 yaşına şey yaptığı zaman ne kadar lord varsa hepsi kızını yolluyor zaten saraya. Işte Alın bununla evlendir Bir değil. ritüel var ya böyle kızı yolluyor, geliyor falan işte yok da olmuştu. Hemen gidiyorlar orada tanıştırıyorlar falan. Hani bir ritüelle Bu Bu hemen öldüğü gece karısı hadi kızım bakayım hadi falan deyip <laughs> <laughs> evet. Söndü mü lan ateş? Söndü mü? Söndü. Tam yürü. <gülüyor> 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 Cenaze ateşinin söndürmesini bekliyor. Al hadi bakalım yürü. <laughs> Utanmasa fırlatacak evet. camdan içeri fırlatacak yani pislerim. Ya yani burada işte biraz daha satıl yapacak zamanları yok açıkçası. Hani e, evet, böyle biraz bodoslama bir olmuş. O, o, yani ne diyeyim? Yani, evet bodoslama bir şey. Yani direkt direkt Hightower'ın da karaktersizliğini gösteriyor. ama yani peki bu dedi 15 sene önceden plan başlamış olsaydın, Jheris'ten beri işliyor olsaydın daha iyi anlatırdım da. E, tabii buradan ki. böyle başlayınca sorun burada yani. Biraz 10 bölüme sıkıştıracağız oluyor tabi. Peki kız gidince de şeyi görüyoruz. Ellison gidince de bizleriz maket yapıyor. Lego. Lego yapıyor. Legociymiş benim. Nerd. Bayılıyorum Lego'lara. Keşke Lego'su çıkar mı lan acaba? Valerian'ın şey Lego'su çıksın. Çıkarsa o boyutta olursa büyük ihtimal 50 bin dolar falan olur yani. Küçüğünü yapsınlar ona da o kez. Küçüğü. Güzel yapmışlar var mı? Yok yani saçma sapan bir sürü teori var. Um, hani rüyasında Valery'i gördü onu mu yapıyor acaba filan. Yo ben gerek kitaptan var. hani spoiler varsa söylemedim. Kitapta yok. Ha okey tamam. Kitapta Viserys oturur Lego yaptı filan diye bir şey yok yani. <laughs> um, ama gördüğü rüyadan belki hani Valery'i yapıyordu Çünkü eğer o makete bakarsan bir de Dragonstone'un um, işlenişine yani Show'daki Dragonstone'a bakarsan Dragonstone'da da yaptığı için evet. benziyor yani. Mimari olarak o açıdan güzel bir detay olmuş. Aynen. Um, belki um, ileride Bağlandı. Valeria flashback falan mı görürüz? Belki o zaman daha bir ilginç olur ama. Tabi orada şeyi bilmiyoruz değil mi? Doom of Valeria muhabbeti var. Onu hiç bilinmiyor galiba. Ne oldu orada ne bitti falan. Ha. Doom of Valeria deyince bir şey daha geldi aklıma. Ta en başta söylemem gerekiyordu aslında. Hani neden seçildiği ha -ha. konusunda. Viserys hani dedim ya daha zayıf ve manipülasyona uygun olduğu için seçiliyor. Bizerisin bir şeyi daha var. Ejderhası yok. Ha evet ejderhası doğru um, bak unuttuk çünkü onu. Çünkü Balerion'u seçiyor ejderha olarak. E, da bir sene sonra ölüyor zaten. Artık uça, uçamayacak hale gelmiş olan Balerion'u seçiyor. Hani Aegon'un ejderhası olan Balerion'u. Valeria'da doğmuş olan Balerion'u <laughs> seçiyor. <gülüyor> Yani Viserys onu seçtikten bir sene sonra falan ölüyor. Ve de o konsey olurken Viserys'in ejderhası da yok. Hani o açıdan da bu arada Rhaenys'in var. Yani Corlys'in yok ama Rhaenys ve Corlys'in çocuklarının var. da ejderhaları Damon var. Daemon'un da var. var. Yani, o yüzden o da öyle bir şey var. Biraz um, şey oldu ama geç oldu ama aklıma geldi şimdi. Zayıflığı Viserys'in ejderhasının olmaması da bir şey yani. Faktör orada. Bu arada şey de ilginçmiş. Ben ona sonradan baktım. Ee, Cordis Rhaenys'in de dedin ya çocuklarında dragonları var. Onlar da ilginç dragonlar. Biri en yaşlıları galiba şu an hayatta olanların vegar Öbürü de Sea Smoke diye böyle tuhaf gözüken bir dragonmuş. Herhalde onların çocuklarına da girecekler bir noktada. Dragonlar. Yani, 9 e, dragon, dragon... göstereceklermiş bu sezon. öyle dediler. Toplamda bir 17, 18 dragonum. Gözük, yani bahsediliyor kitapta. Yani o kadar girmeyebilirler ama ana karakterlerin, 9 tane, dokuz tane görecez herhalde. Dokuz tane, dokuz tane göstereceğiz. tane, tane şey. ilk sezon için normal, evet. Yavaş hmm. yavaş artıyor. Yıllar geçtikçe çocuklar doğdukça onlara verilen yumurtalarla bilmem nelerle. Oyun yavaş yani. yavaş artıyor, sonra savaş oluyor, azalıyor. sonra <laughs> <laughs> <De> <laughs> Bundan bir 100 yıl sonra ise işte hepsi yok oluyor. Deneriz geri getirene kadar. Abi yani. zaten şey biraz ilginç burada aslında. Çok hemen uzatmadan oraya da parantez açayım ya. Ejderhanın çocuğun elinde olması da biraz ilginç. Ya çok yıkıcı silahlar ya bunlar. Ya genellikle kafası da. Ya bir çocuk <laughs> bir gün kontrol. delire delirebilir ya. İlle bunlar delirmek için ya delirmiyorlardı. Hani biraz böyle sanki ejderhalarına saygıdan herhalde. Hani ölmesin ya yani belki delirip bir kısmını yakar ama biri ejderha indirebilir de yani. Yani o aslında daha en başında ejderhaları nasıl kontrol ettikleri meselesine kadar gidip gitmen lazım um, onun şeyini şey yapmak için. Hani öyle çok böyle evcil hayvan ilişkisi yok aralarında. Daha çok bir mental bir bağ var. Um, çünkü um, ejderhayı kontrol etme dinamiği nedir, ne yapılır? Hani böyle Jurassic World'daki gibi dur la bineceğim ben <laughs> sana falan mı yapıyor? ...ne yapıyor parmak mı atıyor... güreşi böyle... mi geçiyor... <gülüyor> <gülüyor> ...falan diye... ...bilmiyoruz o kadarını ama... Um, ...şeyden bir bağ var yani... ...genetik olarak bir bağ var... ...hatta... Um, ...birçok Targaryen... ...çocuğu... ...böyle... Um, ...anne karnında... ...yok işte... ...ejderha, scally... ...yok ku, kuyruğu, muyruğu... ...doğan ha, çocuklar oluyor okay. yani... ...ölüyorlar... Okay. ...ama belli ki... ...orada bir blood magic var... Um, George Martin Valyria'nın um, iki güçlü kolu olduğunu söylüyor Valyria ailelerinin. Bir Blood Magic aileleri, bir de ejderha aileleri. Hmm. Targaryenler bu ejderha ailelerinden gelme. Anla bir şekilde birleştirmeyi de başarıyorlar o Blood Magic ve ejderhaları. Anladım. İşte um, işte zaten o yüzden de o kanlarındaki büyüyü korumak için enesest evleniyorlar. Okay. Yani o büyüyü kaybetmemek için Hani evet çocuk yaştan mesela dediğin gibi Aymond, işte, spoiler yapmayayım ama hani, o çocuklardan biri gidip Weigar'a biniyor gidiyor yani sonuçta <laughs> yani kontrol edebiliyor yani sonuçta Viserys de Balerion'a hükmettiğinde büyük ihtimalle 15-16 yaşında mıdır ne kadar nedir bilmiyorum Daha genç yani genç, evet. tam o dinamiği bilmiyoruz ama Viserys dizinin sonunda ejderhaları kontrol ed ediyor olmamız aslında bir illusion falan diyor yani. Işte Orada oraya, biraz da şey şimdi, var. Yani aslında şimdi kontrol edemiyoruz. edemiyoruz ya yani. Onlar mı bizi kontrol ediyor? O aslında daha biraz konseptsel olarak konuşuyor yani. E tabii. Yani Ejderhalar bizi kontrol etmiyor ama ejderhaları hükmettiğimiz için hayatımız ıı, onların tarafından o güç tarafından yönlendiriliyor gibisinden bir şey söylemeye getiriyor. Onun varlığına güvenip hareket ediyorsun sonuçta. Yani, yani işte o Zaten Rhaenyra da orada söylüyor yani ejderhalar olmasa hiçbir şeyiz yani normal bir aileyiz diyor. Yani güç şey. Zaten Ama... şu de dediğin şundan da mantıklı ejderha hiç gözükmese de yani orada olduğunu bilmek yeterli bir korku zaten birçok yani dışarıdaki, dışarıdakiler için de öyle. Yani sonuçta Targaryen'ler var bunların ejderhası var bilgisi bile yeterli yani içeride ölse. Kimse dışarıya duyurmasa, insanlar görmese bu korkuyu yaşayacak sonuçta yani. Ya bir de efsanesi var. Çünkü Aegon geliyor. Eee um, Westeros'a um, karşısına ...diz çökmeyen Harrenhal, ehm um, Torin the Black gibi lordları yakıyor, yakıyor. yani <laughs> <Bir> direkt söylüyorum. <soyun>. Onun bir efsanesi devam ediyor sonuç olarak şeyde. Yani. Bir hatta bir um, eleştiri de Targaryenlere yani bu bir um, korku imparatorluğu mu işte kendi um, uh, ne diyeyim? Korku imparatorluğu daha mantıklı evet, burada yani, yani i̇şte kendilerini bir tanrı kral olarak Westeros'a dikte ettiriyorlar. O yüzden evet. zaten Targaryenler hani o yüzden Meester'lar um, bu ejderhaları sonuna getirmek istiyor ya da o yüzden em um, gibi gruplar hala Valerian'lara karşı şeyi devam ediyor yani o bir tanı evet, evet, kral mantıklı değil yani. bozmaya çalışan gruplar da var peki o zaman gelelim sona ee... Videoyu da ben de şey diyorum ya yarım saatte hallederiz falan. Saat 1, 20, ha, ben sana demiştim yarım saat. Ama abi, bu giriş bölümü ha, tamam bu olur. Sen İler... kes onu istediğin kadar. <laughs> yok yok bunu basarız. Çok güzel değerli bilgiler var çünkü. Hani biraz şey gibi de oldu bu bölüm. Ee, diziye giriş. Öyle, zaten dizi hariç her şeyi konuştuk yani. <laughs> evet diziye giriş bölümü gibi de oldu. Ee, esas önemli kısma gelelim herhalde tartışmanın da koptu zurnanın son deliği gibi oldu. Viserys'in Rhaenyra'ya verdiği sır en sondaki işte e, Balerion müydü oradaki ecden? işte onun kafatasının durup işte ileride dünyanın sonu gelecek böyle oldu şöyle oldu işte bir tane Dragon Glass da şey olması lazım işte Targaryen olması lazım tahta sıkıntı olacak yoksa insanlar ölecek falan diye anlattı. Bu da dizinin sonu ve kitabın sonu gibi tartışmaları da masaya yatırdı. Yazaz buna ne diyorsun? <laughs> evet insanlar e Long Night deyince herkesin bir PTSD'si ulaştı. <laughs> <laughs> Böyle Long Night mı? Ne kötü ya. Of. Ya, yani direkt herkes diziyi hatırladığı için halbuki bende hiç olmadı. Çünkü ben diziyi unuttum bile yani. Hani çok kötü bir şey yaşarsın da ha, e, bastırırsın Ha, <laughs> bastırılmış memur olarak kalır ya. Çünkü <laughs> diziyi ben bir kere izledim. Ondan sonra bir daha bakmadım. <laughs> yani Yok yani öyle bir şey olmadı benim için. Evet <laughs> insanları biraz e, tetiklemiş. E, long Night gelecek, o yüzden hazırlıklı olmalıyız söylemi. E, geldi Long Night lan bir şey olmadı. Arya kesti bitir de, <laughs> diye insanlar var. haklısınız. <laughs> Haklılar. Dizinin sonuna bakınca öyle. Kitapta bilmiyoruz ama yani, yani e, George Martin de dizinin sonunu büyük ihtimalle bastırdı beyninde benim gibi. E, daha fazla Um, şeye bakıyor. Ama şimdi şöyle bir durum var. Biz biliyoruz ne olduğunu ama bu insanlar bilmiyorlar. Evet. Hatta bu insanlar ne zaman olacağını da bilmiyorlar. O yüzden dizinin sonunu da ele alsan ya da kitabın sonunu da düşünüyor olsan her halükarda um, Viserys ya da şu anki karakterler neyin geleceğini bilmiyorlar. Hani kuzeyden others gelecek bilmem ne filan da demiyor yani. Oza hiç yok right değil mi? Coming... Fire and Blood'ta bu arada White Walker'la ilgili hiçbir şey yok. Öyle duvar mı yok, var yok. ötesi hiçbir şey yok. Okay. Yok ama duvar var. Ha. Harris'in karısı Alysan, Good Queen Alysan duvara gidiyor. Ve ha. de oradaki Stark'ı duvara daha fazla arazi vermesi için ikna ediyor. Hatta Queensgift bir arazi var. Duvardakilerin avlanmak için ya da şey yapmak için kullandıkları o ilginç bir detay bu şey olunca hmm. çünkü ne, hani neden duvara gidiyor, neden um, Alessandra hani kraliçe um, oraya kadar gidip onlara ilgi gösteriyor sorusunu şey yapıyor. Bu arada um, şu anda duvar bizim 300 ya da işte 100, 200 sene sonra gördüğümüz gibi duvar değil daha güçlü aslında. Hmm, Biz okay. duvarın en bitik halini görüyoruz. Şu anda daha bir e, güçlü. Hani insanlar çünkü şey demişler hani Targaryenler biliyorduysa neden her şeyi duvara yığılmadı bunlar falan diye yeah, diyenler de var. Ama öyle neyse toplayayım geleyim. <gülüyor> <gülüyor> Toplayıp gelmek gerekirse e, Targaryenlerin bütün başlangıcı zaten Rhea. Um, Daenerys the Dreamer denilen Targaryen'in daha Valyria'dayken o Doom of Valeria'yı gelecek olan felaketi görmesi rüyasında ve de oradan sonra onların oradan kaçıp um, Dragonstone'a yerleşmeleri zaten bir rüyayla bir kehanetle başlıyor ve de bütün uh, şey Targaryen um, ne diyeyim tarihçesinde bu, çok Aynen. fazla kehanet gören insan var. Deli Kral Aenys'in gördüğü şeylerinden tut Rhaegar'ından tut işte, Hepsine um, vahiy geliyor gibi yani biraz da. tanken um, karakterlerinde şey var. Drunken nasıl? Darren the Drunken o var. Hani çok fazla karakter var. E, burada Viserys'in de gördüğünü gördük. Aegon'da işte bu A Song of Ice and War, Fire diye adlandırmış. adlandırmış hani, evet. O bir retcon olabilir. Hani Sonuçta biz onu Rhaegar'ın Rhaegar koyduğu isim olarak biliyorduk şu ana kadar belki um, elgon koymuş olabilir. Evet. Bütün Targaryen şeyine bir daha baştan bakılması gerekiyor şu anda çünkü evet. böyle bir bilgi geldi. Dizinin Bunlar... sonunu yok mu saydı peki böyle acaba? ha, <laughs> dizinin sonunu yani yok saydı evet yok sayacak artı önemli değil yani çünkü neyin geldiği söylenmiyor. Evet. Dünyanın sonuna getirecek bir felaket geliyor deniyor. Ve de um, bir Targaryen kralının ...onun durabileceği söyleniyor. Um, ve de... ...şeyin sonunda orada Jon Snow var. Bir Targaryen kralı yani sonuçta. Var evet. Aynen. <laughs> sonuçta bir, bu bir bağlanacak kitapta belli ki. Um, ve de bu Buz ve Ateş şarkısının... ...ben... ...yorumlanmayan kısmının... ...starklarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Aegon... ...Buz ve Ateş'i Ateş Targaryen... ...Buz... ...Others olarak yorumluyor büyük ihtimal. Evet. Ama tabii ki Stark'lar e, da olabilir yani. Büyük ihtimal şöyle bir şey var. Aegon Westeros'a geldiğinde e, her yeri e, yani bir neke kadar her yeri ele geçirdikten sonra Torrent Stark geliyor kuzeyden bununla savaşmak için. Bir gecede oturuyorlar, konuşuyorlar. Ertesi gün o diz çekiyor Torrent Stark savaşmadan Aegon'un önünde diz çekiyor. Hani ondan sonra da Ta ki Ned Stark'a gelene kadar Starklar hep Targaryenlerle ya barış halinde oluyor ya da direkt savaşmıyorlar. Anladım. Ee, Daha siyasi çözümler. Büyük çözüm. ihtimal, politik çözüm. Ya Aegon'un kehanetinin e, bir kısmı, Stark'larda da çünkü şey lafı var. There must always be a Stark in Winterfell evet. muhabbeti var. Sonuçta kuzeyden gelen efsanelere ya da Weirwood'larla olan bağlantılarına falan Stark'lar da daha bir öyle bir magical aile. Büyük ihtimalle bu Stark... Onlar da kurtlarla Targaryen, connection kurabiliyor aslında. Magical şey oradan uyuyor. yani varkılama var işte hayvanlarla. işte tamam. İşte ya da Green Seer muhabbeti var. Hani Bran zaten şey oldu. Kafayı ha, doğru. Uçuyor, e, kafayı Uçuyor. Matrix'e olan oluyor. <laughs> Ağaca bağlı. Her neyse. Hani Ta um, Aegon ve Torrhen Stark'tan başlamak üzere tam olarak söylenmiyor bunun ne olduğu. Hep kehanet daha böyle herkesin yorumuna göre değişen bir şey. Burada da daha çok işte kuzeyden gelen tehlikeye karşı bir targaryen olmalı tahta. Um, biz onun hep Daenerys olacağını düşünüyoruz. E, ama büyük ihtimal Jon olacak hani kitabın sonunda. Tada, Jon John da Targaryen falan diyecek. <laughs> um, çünkü hiçbir anlamı olmadı yani. Bu kadar evet, önemli bilgi. John'un Targaryen olmasının bir önemi oldu mu? Olmadı. Anca bir işte Drogon'u harlatmadı falan. O kadar <laughs> oldu. Neyse. Sansa konu ha, Ya o şey de öyle Win yani Winterfell'de bir Stark'ın olma konusu da öyle. Bir Sansa üzerinden gidiyor gibi oldu. O da böyle bir dizide bak Aa, Orada da yani. Stark'ların da böyle büyük ihtimal böyle bir şeyi var. Um, efsane inancı var. Hatta e, Rhaegar'ın e, en son Lyanna Stark'la olan ilişkisinde büyük ihtimal zaten söyleniyor yani Rhaegar e, bu kehanetleri buldu bu kehanetlerle çok hissedişli oldu. E, ondan sonra e, Lyanna Stark'ı kaçırdı işte onunla evet. çocuk yapma istedi ve de o çocuğun e, iki tane çocuğu var zaten diğer Elia um, Martell'den um, üçüncü çocuğu yapma işte uh, The Dragon's Three um, Heads gibisinden onun da inandığı kehanetler var. İşte regarda burada daha da ilginç bir şey söyleyeceğim biraz fazla detay olacak ama no, yok um, The World of Ice and Fire'ı okursan Um, yani Fire and Blood'dan önceki Aynen. E, o ansiklopedik ansik kitabı. Evet ansiklopedi gibi böyle. Bizde de onu büyük bastılar ha. böyle tarihi kitap. Ha var bende de, de büyüğü. E, güzel artwork de var. Her neyse um, çok fazla detay olacak ama orada um, Rhaegar Prensken daha Aenys'in Deli Kral'ın zamanında um, çok ağır bir kış başlıyor. Hmm. Ha başlıyor o zaman. Okey. Ha çok böyle çünkü e, Westeros'ta yıllarca sürüyor ya mevsimler. Evet. Çok böyle iki senelik çok kısa bir yaz, yazdan sonra çok ağır bir kış başlıyor. Hatta o Blackwater Bay o Körfez donuyor falan. Hatta Aenys pyromancerları getirip böyle buzlu eritmeye falan çalışıyor. Ha, oha. O kış Yaşandıktan sonra Regar gidip Lyanna Stark'ı kaçırıyor. Hmm. Yani Regar Long Night geliyor zannediyor. Ha, orada zannediyor. Okey şimdi anladım. Tamam. Ha, işte bu kış geliyor. Büyük ihtimal Regar oha. Aslında i̇şte yanlış yorumlama. Var. <laughs> kehanet evet, kehanetteki kış geliyor. Hemen bu kehaneti bir ortaya çıkarmam gerekiyor. Song of Ice and Fire'ı yapmam gerekiyor. deyip Lyanna Stark'ı kaçırıyor ya da Bilmiyoruz. Dizide bunlar De, evlendi. Ya yani dizide seviyorlardı bu, bunlar. Aynen. Kendi diye işleniyor. Onun da doğru olduğunu bilmiyoruz. Belki kaçırıyor Erbiden yani. Çünkü Viserys nasıl iyi insan olarak işlendi ama çocuk kehaneti konusunda obsesif bir şekilde gördük. Ama bu Reger arada da öyle olabilir. Regar'ı şeyfa övüyordu değil mi? Öyle ya yani dizide en azından övüyordu. Kitapta ama işte şey. netfan övüyordu. Ama Ha Rhaegar'ın çok beyefendi olduğu eyvallah birçok kişi övüyor Rhaegar'ı ama burada Viserys'in de iyi adam olarak başladı diziye mesela kehanet ha, anladım. konusu Sen geldiği sonra anda ne oldu diyorsun. Doğru karısını diyorsun. öldürecek hani karısının ölmesini sallamayacak bir noktaya geliyor kehanet. Obsesyonu devreye girdiğinde. Aa bak çok Rey... iyi dedin. Biz şey görmüyoruz bu arada tabi. Ee, çocuğun da o, yani sadece dizide kuledeki kısmı gördük. Kitapta bilmiyoruz. Hani orada nasıl işlendi, ne oldu o çocuğu. Onu bilmiyoruz evet, işte. Yani doğru. oradaki tam olarak ne yaşanıyor bilmiyoruz. Ama Rhaegar bu Long Night'ın geldiğini düşünüp belki gidip Lyanna Stark kaçırdı ve de işte o son gemiye sefer Stark ve Targaryen yorumu belki oydu. Stark ve Targaryen'lerden doğacak olan çocuk durduracak bunu. Büyük ihtimal böyle olacak. Daenerys o yüzden büyük ihtimal ölecek ya da her neyse dizide ol olana benzer bir sona gidecek. yani Hı -hı. ne kadar farklı olacaksa da. Bir anda bir gün delirdi Daenerys. Olmayacak. <laughs> um, ya yani, ben o yüzden yol değişecek yani tabi anlatım o yol değişecek. Ha, John Snow biliyoruz. hani Stark ve Targaryen çocuğu zaten um, Burada Viserys Rhaenyra'yı söylerken promise mi Rhaenyra falan diyor. O promise mi Ned Stark'ın yani Lyanna Stark'ın West Stark'a söylediği laf. Yani direkt oraya mesaj var. Hani bu kehanet o kehanet ve de Targaryen'ların tarihleri boyunca devam ettirdiği kehanet. Hiçbir şekilde tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Parça duya duya işte en son ne olduğunu göreceğiz bir gün belki Göremeyiz bir ihtimalle de. <laughs> Altıncı Zor kitabı şey bu, bu yüzden muhtemelen ama çok oynayacakız. Hani şimdi sen istersen e, dizinin işlediği sonu düşün. Benim kafamdaki son böyle bir şey. E, ben dizinin işlediği son benim kafamda hiçbir şekilde yok yani çünkü. Bu arada son şey da önemli olmayacak. değil bence artık. Yani diziden bağımsız. Yani Yolu görmemiz beni lazım. Beni heyecanlandıran bizim. bunun hepsinin nasıl evet. bir araya geleceği, gelme ihtimali belki gelemeyecek. Önemli değil. Gelmesi de kalırsa da benim için pek önemli değil yani. Buraya kadar bana yaşattığı şey yeter benim için. İlla ki sonu nasıl olacak diye gör, görmek gibi bir şeyim yok yani. Görürsek iyi olur ama um, burada Viserys'in um, verdiği şey hani çok fazla insan trigger etti ama büyük ihtimal daha önümüzdeki yıllarda ya da aylarda insanlar kitabı tekrar okuyup bu kehanetin ışığında bir sürü şey bulacaklar hani o oh, bak bunu yaptı mesela Alisa'nın duvara gidip onlara ekstra arazi vermesi gibi mesela Ha. Ya işte zaten ya da, George R. R. Martin'in başarısı bu ya. Ya ben biraz yorucu bu arada. Yani kitap okuma deneyim olarak yorucu ama çok keyifli ya. zaten yani. zaten kitabın çıkmamasının sebebi bu. Evet. Ya hani... cümle cümle şu an herif planlıyor ya bunu. Böyle hadi şimdi abi ben, diyoruz ama. <laughs> şimdi burada direkt buradan laf söylemiş gibi olmayayım ama Brandon Sanderson gibi yazsın bu kitabı. Her şeyi böyle ağzına kaşıkla seyirci geri ah, zekalı dur, yerine koyar dur, gibi. Dur Sanders'ın sevenleri tetikleme. <laughs> ben de okudum hepsini kitabı. E, tamam şimdi tetiklemeyeyim de Brandon Sanderson ben böyle bari, kaşıkla değilim. ağzına ım, her şeyi veriyor. Bu böyle oldu, bu şöyle oldu. Hepsi, hepsini seyirci geri zekalıymış gibi, okuyucu geri zekalıymış gibi yazıyor. E George Martin de öyle yazsın. Yarın bitirir bitir, bitirir kitabı lan. Bitir. hani, Adamın yapmaya çalıştığı başka bir şey yani. Katman üstüne, katman üstüne, katman üstüne, katman yazıyor o yüzden de kitabı bitirememesinin sebebi yazıp yazıp siliyor olması. <laughs> Çünkü bir sene yazıyor. Adamın dört sene yazdığını çöpe atmışlığı var lan. Evet işte. Hani, onu, 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 bak çoğu kişi bilmiyor. Ben de yayınlarda birkaç kere söyledim. Çoğu kişinin haberi yok ondan. <laughs> ya yani George bir... Martin'in kafasında şu yani. Ya bunu ben mükemmel bir sona ulaştıracağım ya ulaştıramayacağım yani. yani Biraz... Bitireyim çıksın diye yazmıyor herif. Ya ama ben, ben şeye, şeye takıldığınız zaman onun ihtimali <gülüyor> 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 beni Brandon Sanderson kitabından daha fazla oturup böyle GoFundMe mı yapıp bakın ben bu kitabı bu gece bitireceğim lan diye yazan adamın <laughs> kitabına çok saygı duyamıyorum yani kusura bakmasınlar her yani Peki Brand Brandon Sanders Sanderson adam niye laf söylediysek? <laughs> Brandon Sanderson ayrıca konuşuruz. Ben de okumak istiyorum hani merak ediyorum bir yandan da. Oku güzel. Evet. Daha ya, başka daha güzel şeyler var okumak. Şey için. gibi hissediyorum ben de işte bu kadar hızlı yazıp, e, yani şey gibi nasıl diyeyim daha böyle HBO dizisi değil de işte Netflix dizisi gibi birazdan daha hızlı tüketip bir akşam oturayım güzel bir kitap okuyayım ay güzel abi falan kapatayım gibi hissediyorum Brandon Sanders. Yani gibi. ben George Martin hayran olduğum için yani çok insanlar kızıyorlar ama. George Martin'i kıyaslayacağın tek insan var, o da Tolkien yani, um, Fantezi konusunda. Um, ki kendisi da... de ona saygı duyup eleştir ya yani ki eleştirebilen de kendisi bir tek hani Tolkien'i çok şey eleştiremez. Yok, George, <laughs> Yani Tolkien'in büyük hayranı adam zaten ama. Evet. Hani, Tolkien'in um, taklidi olmadan bambaşka bir şey yaratma konusunda. George Martin kadar yaklaşabilen yok yani. Sana ilginç çok bir şey başarılı. söyleyeceğim. Sen muhtemelen okumamışsındır. Çok anime, manga tarafında yoksun. Berserk diye bir manga var. Belki duymuşsundur. E, Berserk'i. Duyduysan o manga yani çok ünlü. E, Yazarı Miro da yakın dönemde vefat etti. Yani manga, anime dünyasının en büyük eserlerinden biri. Ben de işte son birkaç aydır okuyorum. E, orada şeyi hissettim. Okuyorsun böyle mesela... Oberyn Martyr sahnesinin cümleleri. Oradaki baş karakter de böyle çok e, fantezi evreninde geçiyor. Baş karakter çocuk tecavüze uğruyor. Başına bir sürü iş geliyor falan. Neyse çok uzun girmeyeceğim şimdi. Orada da bir sürü alt metin var. Acayip alegori var. Bazı cümleler çok benzer tamam mı? O karakterin hareketleri, bilmem neleri çok benzer. İşte e, Varys karakteri var ya Game of Orada aynı Varys'e benzeyen bir karakter var. Böyle kralın orada takılan... Yine ker kafalı bilmem. Onun hareketleri çok benzer. Ulan dedim George R. R. Martin Berserk hayranı olabilir mi? Sonra bakındım biraz birkaç kişi Reddit'te benzer şeyleri yakalamış. Çok yani çakma falan demiyorum yanlış anlaşılmasın ama çok etkilenmiş. Orada da böyle çok... Var karanlı. çok etkilendiğini zaten söylüyor yani. Evet çok um, dark bir dünya var yani oradan etkilendiğini hissettim yani ki etkilenmiştir. Aslında kendisi hani o, o George Martin'i her zaman o çok karanlık yazıyorsun falan diyorlar. Aslında adam romantik. Evet. Daha böyle şövalyelik, daha böyle orta çağın renkli kısımlarını seven bir adam. Ama her zaman için şeye, gerçekçiliğe ya da grounded denilen ayakları yere basan bir şey yazmaya çalıştığı için ve de orta çağda geçtiği için bu hep karanlığa yarıyor. Aslında daha böyle karanlık olsun lan bunu karanlık çok o kadar ha cehimsi karanlı diyeceğim ha aynen öyle değil yani daha ayakları yere bastığı için diğerlerine kıyasladığın zaman karanlık bir şey yazıyormuş gibi gözüküyor ama etkilendiği kaynaklar konusunda zaten yeter açık yani adam hani öyle bir şey yok yani evet. vardır kesinlikle esinlenen diğerler Tolkien'den de çok esinlendiği yerler var, var. meşhur night Nightfort'un Moria'ya benzemesi olayı var mesela bilerek öyle yazmadığını söylüyor ama hani, birinç altına işlemiştir o <laughs> her sene açıp okuyan bir adam sonuçta tekrar yani. tekrar um, onu tabii ki um, etkilendiği bölümler var çok fazla korku romanından etkilendiği yerler var um, çok fazla um, korku teması Arnold güçlü bu arada um, o şey var ya Netflix mi yaptı onun dizisini Hangisini? Final Kingdom mı? Ne onun adı ya? Okudum kitapları ama hiç... Bilmiyorum, bilmiyorum. Dizinin adı neydi ya? The Last Kingdom. Ha galiba olabilir. Hiç bilmiyorum ama. Bu, um, uh, o, o kitaplardan mesela çok etkilenmişliği var. Savaş sahnelerinde falan. Çünkü o Bernard Russell'ın savaş sahneleri bayağı grafik. Hani çok fazla tabii ki etkilendiği yer var. Hani o çok fazla oraya girmeyeyim de. Ya yok, güzel işte ama toplayıp... işte bu... Aynen bunu yoğurup çok güzel sunuyor zaten olay o. Yani herkes aynı şey yapıyor gün sonunda. <laughs> Brandon Sanderson da yepyeni hikayeler anlatmıyordur eminim ki yani. yani bu kitabın bitmesi bitmemesi artık şakaya dönüştüğü için hani benim için kitap bitsin ama sıradan mı olsun yoksa kitabın bitmeme riski mi olsun? Ben bitmeme riski olmasını tercih ederim yeter ki ben evet. istediği kadar Düşünsün üzerinde yani fark etmez benim için. Bak, cyber... Bitmese de olur. Cyberpunk felaketini yaşadık. Oyunlarda çok oluyor ya bu. Bitmeden abi hadi artık geç oldu falan gibi. <laughs> yani uh, umarım şeydir yani ne diyeyim. <laughs> uh, uğraşıyordur. Umarım bitmemesi zamanının kalmaması yüzünden olur. Ya da yoksa tamamen tıkanmış artık yazamayacak bir durumda değildir umarım yani. Bu writer's block Ha, okay. geldi bitti kaldı artık bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Yazamıyorum değildir yani. Her neyse yani. Yani. zannetmiyorum. Okey. Bence güzel oldu hani bu bölüm yine tekrar edeyim buraya kadar izleyenler için ee, bu bölüm biraz yani Biraz fazla daha... yine dağıldı ama. Yok yok gayet onu. şu yüzden hani Haddi'ye Haddi bunu alışamadım ben buna, House of Dragon diyeceğim. House of Dragon'a giriş için iyi oldu bence. Yani Fire and Blood'dı biraz özetledik dizinin aslında biraz böyle kademe kademe chapter chapter konuşmuş olduk ilk bölümü. İkinci, üçüncü bölüm biraz daha hareketlenir. E, bu arada HBO da tuhaf yani bu Game of Thrones'ta da yaşanmıştı. Yine bölümler erkenden sızıyor. Normalde e, ben bu videoyu bugün çektik. Bugün basacağım. Pazar günündeyiz. E, ama düştü bölüm şu anda yine ikinci bölüm. E, normalde Türkiye'de pazar gecesi çıkıyor. E, size... O zaman da, da <laughs> senaryo sızıp duruyordu. Game of Thrones videosu evet yaparken. Yani. Aynen. Devamlı senaryolar <laughs> sızıyordu yani. Aslında basit bir sistemle bunu çözebilirdi ama HBO'da bunu bilmiyorum Bir türlü beceremedi yani. O yüzden ikinci bölümde görüşeceğiz. Belki daha erken yapabilirsek. Pazara kalmadan. Daha erken çıkarız. Ee, ama kalırsak okay. da konuşuruz artık. Ben duyuracağım. Kendinize iyi bakın. Abi ağzına sağlık bu arada. Mükemmel oldu. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> okay, görüşmek üzere. Görüşürüz. Haydi bay bay. <laughs>